Elimize geçmeden önce üniversitemiz rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor İlhami Ünlüoğlu hocamızın bir açılış konuşması var. Buyurun hocam. Sayın Merkez Müdürümüz, değerli konuklarımız, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar. Evet, Bozkır kültürü ve eski Türk yazıtları. Buraya gelirken düşündüm, Bozkır bizim kültürümüz. Şöyle baktığımız zaman da hepimiz birkaç nesil önce mutlaka bir bağımız var. Yani ben kendimden de işte 3 nesil öncesinde o kültüre ait olduğumu düşünüyorum. Üniversite olarak da ilkesi maziden geleceği, bilgiden değeri olan bir üniversitede herhalde çok anlamlı bir toplantı. Bir tıpçı olarak ne kadar biliyorum, bilinen birkaç büyük anıt dışında çok fazla bilmiyorum. Ama şunu da biliyorum ki, geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Bu tip sözler bizim dilimizde oldukça yaygındır. Tabii 1928 yılındaki harf inkılabıyla, harf devrimiyle biz bazı alanlarda çok büyük ilerlemeler kaydettik, çok büyük yararını gördük ama geçmişle bazı bağlarımız da koptu. Şimdi onları toparlamak için bir fırsat. Belki o eksikliğimizi yeni fark ediyoruz. Çünkü biz geçmişimizi iyi bilirsek geleceğimizi şekillendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, ben fazla vakti almayacağım. Böyle bir toplantıyı organize edenlere, emek verenlere teşekkür ediyorum. Bu arada katılımlarıyla, bilgileriyle zenginleştiren değerli panelistlere şimdiden teşekkür ediyor. Ve yine katılımlarıyla renklendiren herkese teşekkürlerimi sunuyor, saygılar sunuyorum. Sigorta atmış oldum. Evet, bilhassa üniversitemizin genellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan öğrencileri, öğrenci arkadaşlar, bugün gerçekten de çok önemli bir panel gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Zira bu panelin konusu ile ilgili Türkiye'deki uzman birkaç hocamız sağ olsunlar bizlerle beraber olacaklar bugün. Yansıda da gördüğünüz üzere yazıtların bulunduğu Moğolistan coğrafyası, daha sonra bu coğrafyanın biraz daha genişleyerek Sibirya'ya doğru, Güney Sibirya'ya doğru, sonra Ün Asya'ya doğru gelişen bu coğrafya, Türklerin tarihin ilk yıllarında bütün yaşamlarını, siyasi yaşamlarını, sosyal, iktisadi yaşamlarını geçirdikleri bir coğrafya. Ve bu coğrafya, hocamızın da biraz önce açılış konuşmasında belirttiği gibi bizim yaşam biçimimizi de
belirleyen bir coğrafya, gerek iklimiyle, gerek coğrafi yapısıyla. Hem bu coğrafyadaki yaşam biçimi üzerinde, hem de bu coğrafya üzerinde sizin Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde de kimi hocalarınızdan duyduğunuz, duymaya çalıştığınız taşlar üzerine yazılmış olan yazıtlar ile ilgili bilgiler sizinle sohbet havasında aktarılmış olacak. Tabii ki bu panelin sonunda hocalarımızın konuşmalarının ardından soru cevap kısmında sizin sorularınıza da hocalarımız vakit yettiği ölçüde cevap vermeye çalışacak. Ben çok fazla vakit kaybetmeden ve hatta hocalarımızın zamanını çalmadan hocaları takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Erhan Aydın, İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve aynı zamanda eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı. Erhan Aydın hocamızın Orhon yazıtlarıyla ilgili, Yenisey yazıtlarıyla ve aynı zamanda tabii ki Uygur yazıtlarıyla ilgili kitaplarından, ders kitaplarından, makalelerinden ve yazılarından tanıyorsunuz. Profesör Doktor Erhan Aydın hocamız Yenisey Yazıtları adlı konuşmasını gerçekleştirecek. Buyurun hocam. Bir diğer konuşmacımız Türkiye'de Moğol dili ve kültürü araştırmaları denildiğinde ilk akla gelen ve hatta Türkiye'de Moğol dili ve kültürü anabilim dalı olan tek kürsünün başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Bülent Gül. Bülent hocamız da Moğolistan'ın Türk dili ve kültürü içindeki yeri adlı konuşmasını gerçekleştirecek. Bülent hocam buyurun. Bana söz düşmeyecek daha sonra biliyorum. O yüzden söylemek istediklerimi şimdi söz bendeyken söylemek istiyorum. Türkiye'de Moğol dili ve kültürü adıyla tek bir ana bilim dalı var. Tek bir birim var. O birim Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde ve oranın o ana bilim dalının kurucusu ve tek öğretim üyesi. Aynı zamanda enstitünün başka bir öğretim üyesi hocamız da aramızda, Sema hocamız, müdür yardımcısı aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları'nın. Bülent Gül hocanın araştırma sahası ise Moğolistan, Moğolca, Moğol dili ve kültürü ve bunun Türk diliyle münasebeti üzerinde. Üçüncü konuşmacımız yardımcı doçent doktor Mihriban Tursun Aydın, tarihten günümüze Ürümçi, Turfan ve Cimsar adlı konuşmasını gerçekleştirecek. Mihriban hocamız da İnönü Üniversitesi Çağdaş Türk Dili ve Edebiyatları Bölümü Başkanı ve aynı zamanda oranın öğretim üyesi. Kendisi de aslen bir Doğu Türkistan Türkü. Hem Doğu Türkistan kültürünü, yaşam biçimini çok iyi bilen, onun içinden çıkmış. Hem de Türkiye'de Türkolojinin durumunu bilen, ondan haberdar olan ve dolayısıyla konuşmasında bize Bozkır'ın bir başka parçası olan Doğu Türkistan'daki Türk kültürü, Türk dili ve edebiyatı yadigarları üzerinde duracak. Buyurun hocam. Son konuşmacımız aramızda değil ama gelmek üzere. Çünkü Diyarbakır'dan geliyor, uçağı kaçırdı sabah, başka bir uçak ile geliyor, şu anda yolda inmiş olabilir, yani Eskişehir'e gelmiş olabilir, gelecek. Dicle Üniversitesi Eski Türk Dili Anabilim Dalı'nda doçent doktor Faruk Gökçe, kendisi geldiğinde ayrıca takdim ederim. Faruk Gökçe hocamız ise Türkiye'de gramerleşme dediğimiz teorinin ilk çalışanlarından bir tanesi.
Dolayısıyla o da Türkiye Türkolojisinde ya da Türkiye'deki Türkolojide çığır açmış hocalarımızdan bir tanesi. Ben bu takdimin ardından ilk konuşmayı Bülent Hocam yapacak herhalde. Öyle yapalım. Çünkü ilk önce Moğolistan'ı tanıyalım, Moğolistan coğrafyasını tanıyalım. Buradaki Türk dili ve edebiyatı yadigarları üzerinde duralım. Sonra bu genelden özele doğru gidelim. Bülent Hocam'ın konuşma başlığı Moğolistan'ın Türk dili ve kültürü içindeki yeri adını taşıyor. Buyurun hocam. Evet, sayın rektör yardımcım, sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlar. Ferru Hoca sağ olsun, bize fazlasıyla değer verdi, teşekkür ediyorum. Erhan Hocam'dan da yine teşekkür borç biliyorum çünkü sırayı ben almış oldum. Çünkü ben kürsüyü buldum mu kolay kolay bırakmıyorum. Bir de anlatacağım şeyler çok fazla. En son geçen hafta Özkan İzgel'in Orta Asya Araştırmaları adlı kitabını aldım tekrardan. Onun 1986'da yazdığı bir makale var Orta Asya ile ilgili. Tabii orada üniversite yöneticilerine, tabii ki eğitimle ilgilenen kişilere Orta Asya ile ilgili teklifleri vardı. Şunu düşündüm, o 86 yılından bu zamana kadar maalesef çok bir şey değişmemiş. Orta Asya bizim için hala bakir bir alan, bizim çok bilmediğimiz bir alan. Bu da işin açıkçası üzücü. Bu yüzden de ben olabildiğince bu konuya değinmek istiyorum. 2001 yılında genelde böyle başlarlar ben Moğolistan'dayken diye ama 2001 yılında oradaki Moğol üniversitelerinde 20-25 civarında Macar öğrenci vardı. Ve bu Macar öğrenciler lisans okuyordu orada. Biliyorsunuz Macarlar 6 ay Orta Asya araştırmalarıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapmışlardı. Yani bunların bir kısmı Türkiye'de de yaşamıştı. Ama özellikle 1940'tan sonra biraz yollarını değiştirmişlerdi. Ve Macarlar 1940 işte 2000 yılları arasında Orta Asya ile ilgili çok az çalışma yaptı. Şimdi bu çalışmalar, Orta Asya çalışmaları Macaristan'da çok ileri seviyede. Sebebi de işte bu bizim gençlerimizin, daha doğrusu Macar gençlerin orada lisans okumasıydı. Şu an Macaristan'da Orta Asya araştırmaları çok ileri seviyede. Çünkü o lisans öğrencileri Moğolistan'da okudular, Moğolca öğrendiler, arkeoloji ve tarih alanlarında özellikle çalıştılar. Ama maalesef Türkiye'de Orta Asya çalışmaları çok geride. Bizim için önemli mi? Önemli. Zor mu? Zor çalışmalar. Yani Orta Asya'ya gitmek gerekiyor. Şimdi izin verirseniz şöyle kısaca resimler göstereceğim. Yani oralarda çalışma yapmak zordur ama keyiflidir de. Bizim işte en önemli Kaanlık yazıtlarımız orada. Bu Kaanlık yazıtlarımız tabii ki ilk önce ziyaret edilen yerler. Yani bizim Cumhurbaşkanı, Başbakanımız kim giderse ilk önce yazıtları görmeye gider. Çünkü bunlar bizim tarihimizin en temel eserleri. Bunları maalesef şimdi 90'lı yıllardan sonra yetişen araştırmacılar var. Onlar yapmaya çalışıyorlar ama eksiklerimiz de çok. Yani bu Orta Asya, Moğolistan, Bozkır hayatı bizim dilimiz, kültürümüz açısından neden önemli? Bunun üzerinde çok çok düşünmek gerekiyor.
Şöyle kısaca Moğolistan'la ilgili resimler, bu Cengiz Han'ın Balmumu heykelidir. Ve Moğolistan'ı da bu şekilde görelim. Yani Moğolistan tam bir bozkır ülkesi ve bizim atalarımızın da yurdu. Moğolistan'a ilk gittiğim zamanlarda iyi ki atalarımız batıya göç etmiş derdim. Çünkü 2-3 milyon insan yaşıyor. 36 milyon büyükbaş, küçükbaş hayvanın yaşadığı bir yer. Her taraf bozkır. Eksi 40 derece soğuğun olduğu bir yer. İyi ki Anadolu'ya göç etmişiz derdim o zaman. Ama şimdi her gün Moğolistan'ı rüyamda görüyorum desem yalan olmaz. Çünkü huzurun olduğu bir yer. Yani biraz önceki filmde de görmüşsünüzdür. Bozkır'da ufuk çizgisini göremezsiniz. Yıldızları, akşamları elinizle toplayabilirsiniz. O derece huzur dolu bir yer. Ama yaşam tabii ki zor. Bu yaşam bizim hem dilimizde hem kültürümüzde zaten görülen bir şey. Şimdi çok kısaca Moğol Budizminden de bahsedeyim. Bu Moğol Budizmi Lamaizm şeklinde geçiyor. Tibet Budizmine bağlıdırlar. Moğollar yani bu Dalai Lama'ya bağlı oldukları için de eski kültürlerini de yaşatıyorlar. Ama bunlar bizim de bildiğimiz şeyler. Şamanizmle birlikte aslında Lamaizm birlikte yaşıyor. Şuradan hemen asıl konuma gireceğim birkaç resimden sonra. Evet, şimdi. Bu coğrafya bizim için önemli. Şundan dolayı önemli arkadaşlar. Bir kere Hunlara, Köktürklere, Uygurlara ait yüzlerce kurgan var. Yüzlerce şehir var. Bugün belki şu dakikalarda bile Moğolistan'da bir Türk yazıtı bulunmuş olabilir. Yani her geçen gün orada yeni bir yazıt bulunabiliyor. Bu yüzden de bakir bir bölge. Bizim kesinlikle çok iyi çalışmamız gerekiyor. Ama üzüntü verici şey şu. Yani buradaki hocalarım da hak verecektir. Maalesef bizde Orta Asya'da kazı yapabilecek arkeolog yok. Arkeologumuz yok arkadaşlar. Yani bilmiyorum sayısını unuttum. Herhalde 200 civarında üniversite var. Yani bu üniversitelerdeki arkeoloji bölümleri ya Grek çalışır, ya Yunan veya Latin çalışır, Roma çalışır. Yani bir iki tane Selçuklu, Osmanlı, gerisi yok. Hacettepe'ye gelen Moğol arkeolog öğrencimizi, doktor öğrencimizi maalesef arkeoloji bölümünde hoca olmadığı için Orta Asya çalıştırabilecek. Tarih bölümüne kaydını aldırdık. YTB burslusu olarak geliyor Türkiye'ye doktora yapmaya. Ama arkeoloji bölümünde onu çalıştırabilecek hoca bulamıyoruz. Bu kadar acı bir durum. Moğolistan'da bugün kazılar yapılıyor. Televizyonlarda bazen haberlere de çıkıyor, duyuyorsunuz. Ama o kazılarda çalışan hocalarımızın hiçbiri arkeolog değil. Ahmet Taşal tarihçi, İlhami Durmuş tarihçi, Saadettin Gömeç tarihçi. Yani bunlar arkeolog değil. Yani onların yaptıkları çalışmaları küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ama Noyanola'dan çıkan şu halı bizim Türk kültür hayatımız için çok çok önemli. 2011 yılında bulunan bir müzik aleti var. O müzik aletinin üstünde runik yazı da var. Yani bunlar çok çok önemli. Hun döneminden kalan tahıl kapları bunlar. Biraz sonra kalan buğday tohumlarını da göstereceğim. Hun döneminden çıkan buğday tohumları.
Yani bunları biz araştırmayacağız da kim araştıracak? Batılıların genel olarak Türkler için söylediği şey göçebe barbardır. Kusura bakmayın, kabul eden etsin ama ben göçebe ve barbar olmayı kabul etmiyorum. Yani tarihte eğer barbarlık yapmışsam onunla da gurur duyarım, o ayrı mesele. Ama yapmadığım bir şeyi sırf onlar söylüyor diye kabul edemem. Biz göçebe değildik. Bizim vatanımız vardı, yaylağımız vardı, kışlağımız vardı. Anadolu'daki Türkmenler gibi yaylak, kışlak hayatı sürüyorduk. Bizim kültürümüzde böyle vatansız bir şekilde oradan oraya göç etmek yoktu. Yani bunu Batılılar söylüyor diye kabul edemem. Şu görüntüler galiba yeterince de açıktır. Yani ben tarım terimleri çalıştım. Türklerdeki tarımın o dönemde de olduğunu çok iyi biliyoruz. Daha ileride yine fotoğraflar var. Arkeolojik buluntularla ilgili. O arkeolojik buluntuların incelenmesi gerekiyor. İşte Erhan Hoca da hatırlayacaktır. 2001 yılında Türk-Moğol ekipleri bir hazine buldu. Bilge Kağan Hazinesi. Herkes Bilge Kağan Hazinesi dedi. Ama arkadaşlar 15-16 yıl olmuş. O bulunan hazinenin sanatsal değeri üzerine Türkiye'de bir tane makale yazılmadı. Yazılmayışının sebebi şu. Onları, o bulunan hazineyi sanatsal açıdan değerlendirebilecek sanat tarihçimiz yok. Yani durum bu kadar vahim. Bir hazine bulunuyor, 4000 parça. İçinde geyik heykelleri de var. Başka taç var. Ama bunlar sanatsal açıdan değerlendirilemedi. Evet. Yani burada çok şey yazdım ama onların hepsini burada yazmam, anlatmam da çok zor. Sadece şunu söyleyebilirim. Her geçen gün Moğolistan'da yeni bir yazıt bulunabiliyor. Daha kazılmamış yüzlerce kurgan var. Onlar kazıldığı zaman da hem yeni yazıtlar bulunacak hem de Türklere ait yeni buluntular ortaya çıkacak. mesela en son bulunan Şoron Bumbagar köyünde bulunan minyatürler var. Mezarın içinden çıkan minyatürler. Çok ileride resimleri. Sadece örnek olsun diye şimdi söylemek istiyorum. Bunlara bakıyoruz. Korelilerin Joseon dönemi. Onların mezarlarında da aynı tarzda minyatürler var. Yani bu bir Altay kültür havzasının ürünü. Ama bunları değerlendirebilmek için öncelikle bunların sanatsal kültürel yönlerini bilmek gerekiyor. Bu kısımlara çok hızlıca geçeceğim çünkü çok önemli resimler var, onları görmeniz için. Evet, yani Moğolistan'da yüzlerce yazıt var. Hangi birini sayalım? Bunların içerisinde tabii çok önemli dediğimiz yazıtlar var. Mesela Bugut yazıtı. Bugut yazıtı birinci Kağanlık dönemi yazıtıdır. İnsanlar bu yazıttaki yazıtta Türkçe bir yazı bulunmayışından dolayı o dönemde Türklerin yazılarının olmadığını ileri sürerler. Ama düşünmediğimiz bir şey var. Yani araştırmacıların da düşünmediği bir şey var. Bugut yazıtı tam İpek yolu üzerindedir. İpek yolunda ticareti de Soğutlular yapar. O yüzden de bu yazıt Soğutça yazılmıştır. Yani Soğutlular Türkler hakkında bilgi edinsin diye yazılmış. Bu kısımları geçeceğim. Köklük döneminde hep şu soru sorulurdu. Köklükler okuma yazma biliyor muydu diye. İşte bu kesinlikle bugün cevaplanmış bir sorudur. Türkler okuma yazmayı biliyordu. Yani eski Türk yazısını çok iyi derecede okuyorlardı. Zaten Bilge Kağan'da diktim. Yani yakın yere diktim diyerek de bu yazıtların
herkes tarafından okunmasını istediğini belirtiyordu. Bir bakıma bu yazıtlar propaganda yazıtlarıdır. Yani Bilge Kağan'da, Köntigin'de, aynı şekilde Tonyukuk'ta kendi yaptıklarını halka anlatmak istemişlerdir. Propaganda yazıtıdır. Ve orada gerçekten Türk kültürüne ışık tutacak bilgiler vermişlerdir. Bugün bazı kayıtlardan da öğreniyoruz ki Köklükler döneminde Nirvana Sutra gibi, yani Budist öğretinin en temel kitabı sayılabilecek kitabın Köklükçe'ye çevrildiğini biliyoruz. Burada en önemli olan şey böyle bir öğreti kitabının hedef dilde karşılığının bulunabilmesidir. Yani yazıtlarda 900 kelimelik bir söz varlığı var. Bu çok az kabul ediliyor. Ama taşlara yazıldığı için ancak o kadar elimizde var. Ama Nirvana Sutra'nın çevrildiğini de düşününce Köklükçe'nin aslında çok daha ileri bir dil seviyesinde olduğu görülüyor. Evet, karşımızda çöl yazıtı. Bu kimilerine göre çok basit bir taş olarak görülebilir ama bu çok çok sanatsal açıdan da çok çok önemli bir taş. Burada damgaları da görüyorsunuz. Şurada keçi damgası, sol tarafta yılan damgası var. Öyle 5 dakikayla olmaz Ferdi Hocam. 5 dakikayla olmaz. Evet. Artık bu Bilge Kağan yazıtını böyle bir yerde görmeyeceksiniz. Çünkü artık bu bina müze oldu. Müzenin içine yerleştirildi. Maalesef kırık, yani bugün artık üstünde çalışma yapılamayacak durumda. Bunlar kaplumbağa taşları. Baş tarafı kırılmış Bilge Kağan heykeli. Bu heykelde dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Amerikan yaka dediğimiz yaka tarzını aslında burada görüyoruz. İkinci olarak bu tamam şimdi oldu. İkinci olarak bu taşın aynısından bir tane daha var. Maalesef onun da başı koparılmıştır. Onda da tam tersidir giyim tarzı olarak. Yani kadın erkek arasında daha o dönemde giyim tarzında farklılık olduğu belli oluyor. İkinci olarak da burada düşünülmesi gereken bir şey, yani şimdiki kadın cinayetleri duydukça aslında bunun bir örnek olarak verilmesi lazım. Bozkır'da eğer bir oturan heykel var ise bunun kültür tarihi açısından okunması şu şekildedir. Oturan kişi hükümdar seviyesindedir. Yani burada Bilge Kağan'ın karısının heykelinin de oturur şekilde yapılmış olması o dönemde kadına verilen değeri göstermektedir. Yani bugün o seviyede mi düşünmek gerekir? Evet, yani burada bir kiremit taşı bu. Yani bir kiremit daha doğrusu. Onun üstüne bile Köktürk atlılarının resimleri çizilmiş. Şöyle hızlıca Bilge Kağan ve Költügin'e geçmek istiyorum. Evet, Költügin'in yazıtı. Maalesef artık bunları böyle sahada göremeyeceksiniz. Taşlar binanın içerisine alındı. Maalesef çok kötü bir kopyası da taşların asıl yerine dikildi. Ancak binanın içerisinde, müzenin içerisinde görebilirsiniz. Yani şuradaki sanatsal yönü incelemek gerekiyor arkadaşlar. Bu burada her bir runik harfin boyutu aynıdır. Yani bu o dönem içerisinde gerçekten hayata geçirilmesi çok zor bir iş. Evet.
Evet, devletimizin yaptırdığı bu Hoşo Saydam Müzesi, yani Heykel Vadisi Müzesi. Şöyle kısaca hemen geçeceğim. İşte görüyorsunuz maalesef bin yıldır ayakta duran bu taşlar şu an artık parçalanma seviyesine geldi. Yapıştırıldı bu Körtügin taşı. Buradaki de Bilge Kağan. Ve maalesef bu da işte çok kötü bir kopyası. Dışarıda onun yerinde duruyor. Ve bizim tabii ki Tonya Kukumuz. Yani 3 Kağan'a vezirlik yapmış Tonya Kuk'un külliyesi. 1-2 yıldır orada kazı da yapılıyor. Yani bu bozkır hayatı içerisinde görüyorsunuz bu taşlar on binlerce kilometrelik bir alanın içerisinde dikilmiş. Sadece ayakta ziyaretçilerini bekliyor. Evet, bu mesela o dönemdeki paralardan bir tanesi. Bu şekilde üstüne yazılmış kumaş bakşı kutluk bolsun şeklinde. Üstüne yazı yazılmış bir taştı. Mesela bu Arhanan yazıtı kayanın üstüne bıçak gibi bir aletle çizilmiş. Şimdi bu izninizle bunları geçeceğim çünkü çok uzun benim metnim. Sadece resimlerini göstereyim. Arhanan yazıtı ve Bombadök yazıtı ki bunun üstünde galiba Moğolistan'da en fazla damganın bulunduğu yazıtlar bunlar. Yani damga deyip geçiyoruz ama artık Diriliş dizisiyle biliyorsunuz kayı damgası artık herkes de böyle bir alışkanlık yaptı. Öğrenmiş olduk. Evet, Delvul yazıtları bunlar 1990 sonrasında bulunan yazıtlar. Bu Dologodin yazıtı yine önemli çünkü bir tarafında Uygurca, Uygur alfabesi, bir tarafında da Runik alfabeli bir yazıttır. Eren Harganat yazıtı yine önemli bir yazıtlardandı. Gurban Mandar yazıtında yine çok önemli damgalar var şuralarda, sol tarafta. İzninizle bunları çok hızlı geçeceğim çünkü vaktim dar. Sadece şu Hoyti Tamir Kayalı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Sadece bunun hikayesini. Harcabay buraya araştırmaya gidiyor. Bu çok büyük bir kayalık ve burada yaklaşık 25-30 tane şey var, yazı var. Bunlar fırçayla, boyayla yazılmış yazılar. Tabii kayalarda hiçbir şey göremiyor. Tam o sırada yağmur yağıyor. Yağmur yağınca taş ıslandığı için taşın altındaki yazılar görünmeye başlıyor. Ve o dönemde Harcabay kilometrelerce giderek nehirden atlarla su taşıyıp bu kayaları tek tek yıkayıp oradaki yazıları kağıda geçiriyor. Yani buralarda araştırma yapmak gerçekten zor ama gerekli. Evet, şunları hızlıca geçeceğim. Kutluk damgasını da geçeyim. Evet, bunu da geçtim. Bakın arkadaşlar, sanat tarihi değinilince boşa konuştuğumu lütfen düşünmeyin. Sizden rica ediyorum. Şu kaplumbağaya iyice bir bakın. Altta tırnaklarını görüyorsunuz. Yani şurada. Yani burada tırnağı bile yapılmış. Yani bu bin yıldır orada ayakta duran bir kaplumbağa. Ve bunun üstünde bir yazıt olmalıydı. Yukarıdaki boşluk yazıtın dikilme yeri. Yani şuradaki sanata bakabilir misiniz? Yani bir taş bu hale nasıl getirilmiş? Bugün belki teknolojik imkanlarla bile bunu yapmak çok zor.
Yine çok kişinin bilmediği, Çin'de de tabii bu tür yazıtlar var. Sadece bilgi olsun diye bunları da gösteriyorum. Soldaki bir yine kaplumbağa üzerindeki Çin yazıtıdır. Sağdaki de Goguryeo, Korelilerin Goguryeo krallığından kalma. Yine onlarda da taş kaplumbağa var. Sadece bu Joseon döneminde o kaplumbağa kafası ejderhaya dönüştürülmüştür. Bu da tabii yine kültür tarihi açısından önemli. Bakın bir kaya resmi. Yani 1000 yıl öncesinin kaya resimleri, belki daha eski. Şimdi kaya resmi deyince çok fazla bilinmiyor. Türkiye'de hiçbir çalışmada yok. Ama şu kaya resimleri çok çok önemli. Önemli olan bunu kültür tarihi açısından, sanat tarihi açısından okuyabilmek. Yine bunlar tabii balballar. Balballar'ın da çalışılması gerekiyor. Macarlar çok güzel çalışmalar yaptı ama biz yapamadık. Bakın kazılmayı bekleyen Uygurların başkenti Karabalgasun. Tarih kitaplarında okuduğumuz Karabalgasun şehri burası. Ve maalesef burada kazı yapamıyoruz. Yapmamız şart. Biraz önce bahsettiğim Bilge Kağan hazinesi. Lütfen şu taca bir bakın. Yani bu altından ve orta kısmında Köntigen'in o baş heykelinde de bulunan huma kuşuna benzer motif var. Kimlere ait bu? Yani şuradaki geyikteki sanatsal açıya dikkat etmek gerekiyor. Geyiğin üstündeki, o derinin üstündeki deri çizgileri bile yapılmış. Yani bu gümüşün üstüne yapılmış. 4000 parça altın ve gümüşten oluşan bir hazine. Ama biz maalesef bunlar kime ait bilemiyoruz. Çünkü bunu söyleyebilecek sanat tarihçimiz yok. Yani Moğol sanatını, Çin sanatını, Manchu sanatını, o dönemdeki diğer halkların sanatını, evet bu Türklere aittir. Hayır, bu Çinlilere ait denilmesi gerekiyor. İlla her şeyin Türklere ait olması diye bir kural da yok. Evet, bunlar da şu an müzede artık bakabilirsiniz. Bunlar müzeye konuldu. Eskiden 2001 yılında burada dolapların içinde bunların restorasyonu yapılıyordu. Ve şu da 2009 yılında işte bahsettiğim Shonron Bumbagar'da bulunan mezarda bulunan kil minyatürler. Yani bu tamamıyla bulduğunuz bir şey kültür tarihini değiştiriyor. Bir şey. Yani müzik aleti bulundu. Çok çok önemli. Türkler sadece savaşmıyor. Türkler demek ki o dönemde şarkı söyleyebiliyordu. Yani buna şöyle bakmak lazım. Bir müzik aleti varsa sanat vardır, estetik vardır, beste vardır, söz vardır. Yani sadece savaşan barbar Türkler deniliyor. İşte o müzik aleti buna bir cevaptır. Bunları araştırmamız gerekiyor. Evet, şunları da çok kısaca geçeyim. Evet. Şimdi gerçekten son söz olarak şunu söyleyeyim. Göstermek istediğim çok resim vardı, açıklamak istediğim çok şey vardı ama bizim en önce şuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlara sesleniyorum. Orta Asya'dan korkmayın. Yani Moğolların bir sözü var. Filin kuyruğu olacağına farenin başı ol derler. 11. yüzyılda Divan-ı Lügat Türk'te de biz şöyle deriz. Öküz adakı bolgunça buzağı başı ol. Öküzün ayağı olacağına buzağının başı ol. Yani evet belki burada atıyorum Latin, Bizans, Roma dönemi arkeoloğu olarak belki çok para kazanabilirsiniz ama Orta Asya'ya gelirseniz küçük bir alanda baş olursunuz. Ve çok büyük bir hizmet etmiş olursunuz. Çünkü bu ülkede Orta Asya'nın öğrenilmesi gerekiyor.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Bülent Kur hocamıza teşekkür ediyoruz. Kavimleri, milletleri dünyada tasnif eden çalışmalarda genellikle bir üç aşamalı bir yaşam biçimi tarif ederler. İnsanların, insanlığın ortaya çıkışından itibaren kavimlerin, milletlerin ya yerleşik olduğundan, yani şehirli olduğundan, ya göçebe olduğundan, yani bir vatanının, bir mekanının yerinin olmadığından yahut konar göçer olduğundan söz ederler. Türkler, Bülent Hocam'ın da işaret ettiği gibi tabii ki göçebe değillerdi, konar göçer idiler. Yani yazlık ve kışlık mekanları vardı, yerleri vardı, oturdukları yerler vardı. Zaten böyle olduğu için sunuda işaret edilen, gösterilen o ince işlemeli altın eserlerin, heykellerin yahut heykelciklerin oluşması, ortaya çıkması gerçekleşmiştir. Aslında bizim bozkır kültürü ile söylemeye çalıştığımızda tam budur. Bozkır kültürü, evet, tarımla uğraşan yerleşik, hayvancılıkla uğraşan gezgin ama aynı zamanda edebiyattan, yazıdan, dilden, sanattan da haberdar olan bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimine dünyada sadece iki kavim sahiptir dersem yanılmam herhalde. Biri Türkler, diğeri de Moğollar. Dolayısıyla Türkler ve Moğollar yaşam biçimleri itibariyle dünyadaki diğer kavimlerden de farklılık arz ederler. Bu sebeple ben Bülent Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Profesör Doktor Erhan Aydın hocamız bu coğrafyadaki 200'e yakın yazıtın bulunduğu havzada bulunmuş olan ve bizim Yenisey yazıtları olarak adlandırdığımız yazıtlar üzerinde duracak. Buyurun hocam. Sayın Rektör Yardımcım, değerli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Öncelikle Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bulunmaktan çok mutluyum. Ve siz öğrenci arkadaşlarımın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir kampüsünüz varmış. İnşallah bunu yanına bilimi de ekleyerek iyice değerlendirirsiniz umarım. Bizim sürekli duyduğumuz bir söz vardır. Türkler tarih yapmaktan yazmaya vakit bulamadılar şeklinde. Doğru değil tabii ki. Çünkü bugün Türk runik harfleri dediğimiz harflerle yazılmış 600 civarında metnimiz var. Günden güne de, az önce Bülent Bey'in de bahsettiği gibi, günden güne yeni yazıtların bulunduğunu da söylemek gerekir. Yenisey yazıtlarıyla dediğimizde Tuva ve Hakasya'daki yazıtları kastediyoruz. Bunların büyük bir bölümü Yukarı Yenisey Vadisi'nde bulunuyor. Bugün 200'ü aştığını tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz diyoruz çünkü Rusların garip bir huyu vardır. Buldukları yazıtları okumazlar. Okusalar da doğru okumazlar. Bunu merhum Hüseyin Namık Orkun Üstadımız da aynı şeyi söylüyor. Materyal ellerinde okumuyorlar. Okusalar da yanlış okuyorlar diye. Ruslar da buluyor. Önce bir kendiler bakıyor. Acaba bizim aleyhimizde bir şey var mı bu metinlerde diye. Doğru da okuyamıyorlar. Ve sonuç olarak 200'ü aştığını düşünüyoruz ama kaç tane olduğunu biz de bilmiyoruz. Ben metni çok okumak istemiyorum. Biraz doğmacı usulü konuşmak istiyorum. Bugün Moğolistan'ın kuzeyinde Tuva ve Hakasya. Bu iki bölgedeki yazıtlara Yenisey yazıtı deniyor. Hemen onun sol tarafında Altay Cumhuriyeti var. Altay Cumhuriyeti'nde de yazıtlarımız var. Fakat onu pek Yenisey içerisinde değerlendirmemişler bizden önceki alimler, bilginler. Biz de onları takip ederek
Altay bölgesini ayrı değerlendiriyoruz. Yenisey büyük bir ırmak, Asya'nın büyük ırmaklarından birisi. Tabi bunun kolları üzerinde, hepsi bunun kenarında değil, çeşitli kolları üzerinde bulunmuş yazıtlar. Sesayan Dağları'nı gösteriyorum. Tanoğla Dağları, bizim büyük Kağanlık yazıtlarında Kökmen diye geçer. Ama ne tuhaftır ki bu Kökmen adı Yenisey yazıtlarında geçmez. Belli ki Göktürk Kağanlığı döneminde buraya verilmiş isim. Belki de Yenisey'deki Türk dilli halklar başka bir adlandırma yapıyordu buraya. Yenisey yazıtlarının tamamı tarihsiz. Herhangi bir tarih yok hiçbirinde. Bir bölümünün Kağanlık veya beylik yazıtları olduğunu ama büyük bir bölümünün halkın elinden, kaleminden çıktığını söyleyebilirim. Bu nedenle dili daha sade, daha doğaldır. Çoğu az satırlıdır ama çok satırlı yazıtlar da var. Burada birkaç tanesini yazdım. Mesela Elegest 1 yazıtı çok önemli bir yazıt. Yine Altınköl 1 ve Altınköl 2, Hemçik Çırgakı yazıtı çok önemli bir yazıt. 1675 yılında Çin Sarayı'na giderken Nikolay Milescu'nun bir bahsi var. Ardından Semen Ulyanoviç Remezov'un Sibirya Atlası'nda Yenisey yazıtlarından birkaçının resmini verdiğini görüyoruz ama bunlar çok önemli şeyler değil. Esasen 1709 yılında Poltava Savaşı'nda Ruslara esir düşen İsveçli yüzbaşı Philipp Tabwerk von Strahlenberg'in Messerschmitt'le beraber buldukları Uybat 3 yazıtı. Daha sonradan 32 numarayla kaydedilmiş Sergei Malov tarafından bu yazıt, ilk bulunan yazıt ama numarası 32. Bunların Messerschmitt ve Strahlenberg'in bulduğu bir diğer yazıt da 37 numaralı Tuba 3 yazıtı. Bu Strahlenberg ülkesine esir hayatı bittikten sonra, ülkesine döndükten sonra 1730 yılında Das Norden und Östliche Teil von Avrupa und Asya isimli kitabında bu birkaç yazıtın resmini verir. Tabi okuma henüz gerçekleşmedi, harfler deşifre olmadığı için sadece resimlerini verir. Yazıtların bulunuşu esasen Finli arkeologlara borçluyuz. Neden Finliler diyeceksiniz? Çünkü Finliler de kendi atalarına Avrupa'da değil Asya'da arıyorlardı. Bir taraftan Avrupalılar Toharları ararken, bir taraftan da Finliler, Macarlar ve İskandinav ülkeleri kendi atalarına İç ve Kuzey Asya'da arıyorlardı. Tabii bunların yaptığı çok güzel bir iş var. Buldukları her yazıtı mutlaka kanunlarla müzelere taşıdılar. Biraz da Minusis Müzesi'ni göstereceğim. Çok eski bir müze. O yüzden Yenisey yazıtlarının büyük bir bölümü koruma altındadır, müzelerdedir. Bunu da biz Finlilere borçluyuz. Yenisey yazıtlarını ilk neşreden Wilhelm Radloff'tur. Bizim alanımızın kurucusu diye desek herhalde yanlış olmaz. Radloff'un 1895 tarihli Eski Türk Yazıtları adlı kitabında 40 yazıt bulunmakta. Türkiye'den Atatürk'ün de tavsiyesiyle diyelim hazırlamış olduğu, Hüseyin Namık Orkun hazırlamış olduğu Eski Türk Yazıtları 2 ve 3. ciltlerde 47 Yenisey yazıtını Türkiye'de yayınlamış. Yenisey yazıtlarının en önemli yayınlanan birisi 1952'de Leningrad'da yayınlanan ve Sergei Malov'un yayınladığı meşhur kitap. Burada 51 yazıt var. Malov'un yaptığı en güzel iş daha önceden kısaltma adlarla, özellikle Tuvaca ve Hakasça adlarıyla kısaltılarak kullanılan yazıtlar numaralandırılmış. Böylelikle ilk 51 yazıt numarasıyla anılır olmuş. 1983 yılında Dimitri Vasilyev'in meşhur Korpusu. Bu da önemli bir kitap. Bu kitapta 145 yazıtın envanter bilgileri, harf çevrimleri ama okuma yok, harf çevrimi bulunmakta ve metin görüntüleri. Yine Ruslardan Igor Kızlasov'un Avrasya steplerindeki runik yazıların izinde diye çevrilebilecek meşhur 1994 tarihli kitabı da
yayındır. Igor Konuşin'in 1997 ve 2008 yıllarında yayınlanan Yenisey Yazıtlar isimli kitabında de yine neşir çalışması yapılmış. Bu kitap 2017 yılında Türkçe'ye de çevrilmiştir. Wilhelm Thomsen bu yazıtları ilk deşifre eden kişi. Bu ölümünden önceki döneme kadar ele geçen yazıtların tümünü aslında asistanı Kurt Wolf ile beraber yayınlamak düşüncesindeydi. Ama Thomsen'in 1927'de, Wolf'un 1939'da ölümü bu metnin yayınlanmasına engel oldu. Ama metinlerle ilgili fotoğraflar, görüntüler, çeşitli materyaller daha sonra Penti Aalto tarafından yayınlanmıştı 1991'de. Wolf'un, yani Thomsen'in asistanı olan Wolf'un yazıtların bir kısmını yerinde gördüğünü, bir kısmını müzelerdeki fotoğraflarından gördüğünü ve çok özel harf teşhisleri olduğunu söyleyebiliriz. Marcel Erdal da Yenisey yazıtları üzerinde çalışan her kişinin mutlaka Wolf'un materyallerine bakması gerektiğini söyler. 2005 yılında Napil Bazılhan'ın yine Yenisey yazıtlarla ilgili bir kitabı. 2011 yılında Nurdin Yusevil, Yenisey yazıtlarla ilgili Bişkek'te yayınlanmış bir kitabın ardından 2015 yılında yazıtların hem okumasını, hem çevirisini, hem günümüz Türkçesine aktarımı, hem notlarıyla birlikte 184 yazıtın neşrini yapmıştık. Yenisey yazıtlarla ilgili en önemli sorun, metinler bir bölümünde, bir bölüm yazıtlarda kısa kısa olduğu için yazıtlar karıştırılıyor. Acaba hangisi hangisiydi falan gibi. Sorunumuz bu. Adlandırmalarda sorunlarımız var. Kimisi Tuvaca ismini, kimisi Hakasça ismini, kimisi Rusça ismini, kimisi biz Türkçe ismini kullandıkça karmaşıklıklar çıkıyor. Ama Yenisey'in bir avantajı var. Numaralandırıldığı için bugün numarasıyla bulabiliyoruz hangi yazıttan söz edildiğini. Mesela bunu Moğolistan yazıtlarına yapma denemeleri oldu. Benim de bir denemem oldu ama sanırım benden başka kimse kullanmıyor numaralandırmayı. İnsanlar farklı isimlerle yazdığı zaman karışıklıklar çıkıyor. Acaba hangi yazıttan söz ediyor? Şimdi bir taraftan Altun Tamgan yazısı diyor, bir taraftan Höl Asgard diyor. Hangisi? Yani böylelikle 150 yazıt varsa 300 tane isim ezberlemek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir sorunumuz da var. Evet, Radloff'tan sonra Hüseyin Namık Orkun'un da Radloff'un sistemini takip ettiğini biliyoruz. Radloff'un okumalarını farklı okuyuşla değerlendirdiğini biliyoruz. Malof'un bu numaralandırmasından sonra bu kafa karıştırıcı isimlendirmelerden kurtulmuş olduk. Ben hızla tabii okumayacağım. Yazıtların adlarını sıra numarasıyla şöyle bir göz aşinalığı olması bakımından bu isimler Tuaca. Daha çok bilinen isimleri. Türkçeleştirmeden yazdık. Bunlar Tuaca isimleri. Bu ara ne kadar çok yazıt yazdığımızı da lütfen dikkat edelim. Demek biz tarih de yapıyoruz ama yazıyoruz da aynı zamanda. Ben birazdan örnekler de vereceğim. Bunlar da neler yazıyor? Hani Türk Dil Edebiyatı'nın dışındaki şu anda bulunan arkadaşlar belki merak ediyorlar. Bu yazıtlar da ne anlatıyor acaba diye. Tabi bunların bir kısmı taş üstünde, bir kısmı maşrapa üzerinde, bir kısmı çeşitli metal nesneler üzerinde diyebilirim. Ben görüntülere geçmek istiyorum. Orta bölümdeki soldaki veya yazıtın görüntüsü, sağ tarafta estampaj görüntüsü. Yani taşı zaten çıplak gözle okumak mümkün olmuyor. Yani gölgelendirmeyi iyi yapmanız lazım. Üzerine bez kağıt arasında diyebileceğim bir materyalden yapılmış estampaj kağıdıyla üzerine yapıştırarak ancak okunabiliyor. Uyuk Tarlak yazıtı. Bunlar da böyle çok kısa kısa geçip. Uyuk Turan yazıtı. Büyük bir yazıt bu. Çok sayıda satır var. Sağ taraftan da görülüyor. Alt tarafta damgaları var.
hangi boya ait olduğunu bugüne kadar tespit etmek mümkün olmadı. Yani mümkün olmayacaktır da bu gidişle. Ancak bir yazıtta çıkacak bu benim damgam diye. Şimdi Usu yazıtında da Uygurların damgası vardı ama emin değildik hangisi Uygurların damgası. Birkaç damga var fakat 2013 yılında Çin'in eski başkenti Şiyen'de bulunan Karıçöp Tekin yazısının altında bir damga, Şinevus'takinin aynısı, böylelikle Uygur damgası budur şeklinde hüküm verebildik ama 2013'ten bugüne. Barık bir yazıtı, Barık bir ırmağın ismi. Evet, Barık iki yazıtı, 6 numaralı. Barık 3 yazıtı. 10 numaralı Elegest bir yazısı. Bu yazı çok önemli gerçekten. Çünkü yazıtlar içi çekildiği için birini çekince öbürü de çıkıyor. Minüsünüz müzesi burası. Yazıtlar çok yakın yakın dikmişler. Yani müzeye taşıdığında böyle yerde yatmıyor. Taşlar çok büyük olduğu için dikilmiş tekrar. O yüzden böyle yazıtlar çok bir arada. Begre yazıtı yine çok önemli bir yazı. Çok sayıda satır olduğu da görülüyor. Çağhır 2 yazıtı, 14 numaralı. Çağhır 5 yazıtı, 17 numaralı. Çağhır 10 yazıtı. Oya yazıtı, 27 numaralı. Buradaki damga farklı. Az önceki damgadan. Az önceki damga artı işaretine benzer bir damgaydı. Bu demek bunu başka bir halk. Türk dilli bir halk yazmış. Altınköl 1 yazıtı. Bunlar hep Minusis Müzesi'nde, Hakasya'da. Tuba 3 yazıtı. Bence Yenisey yazıtlarının en kıymetlisi bu. Yani kendisi çok küçücük ama bayağı bir önemli şeyler ihtiva eder. Çünkü söz başında K'leri G olarak yazar. Bizi hemen şaşırtır. Yani keyif sözü. Türkleri ve hatta öğrenciler hemen anlayacak dediğimi. Geyik sözü, eski Türkçe'de geyiktir, bugün geyiktir, kerler ge olur. Fakat bu metinde geyik diye yazıyor. Ve bir tane değil, dört yerde yazıyor bu. Yani sanki söz başına kerler ötümleşmeye başlıyor gibi, böyle tuhaf bir şey. Ama emin de değiliz. Yani hani desek ki kerler ge olmuş bu yazıcının dilinde. Yine de o tarz şeyler söylemek mümkün, önemli bir yazıt bu. Kızılçıra yazıtı bu. Şu anda müzenin ikinci katı merdivenlerde. Sanki dikecek yer bulamaz. Bu Ruslar da bir alem. Merdivenlerin üstünde. Yer yok. Demek ki. Kızılçırağı 2 yazıtı. Yani bunu aynı kişi dikmiş. O yüzden zaten biri Kızılçırağı 1, biri Kızılçırağı 2. Var yan yana dikeydiniz yani. Biri orada, biri orada. Köcelikoğlu yazıtı. Bu da çok satırlı yazıtlardan birisi. Önemli bir yazıt bu. Tele yazıtı, Saygın yazıtı, üzerinde resimler var, figürler var, görünüyor. Herbis Bağrı yazıtı, bu da önemli bir yazıt, 59 numaralı. Sukluk Adır Aksı yazıtı, bu yazıt arazide çünkü taşıyamıyorlar, zaten iki parça olmuş, herhalde bir yerinden oynatsalar tamamen ayrılacak gibi duruyor. İlginç bir taş bu gerçekten. Üzerindeki harfler de sanki tebeşirle yazılmış gibi. Elegest 4 yazıtı. Toplam 4 tanedir zaten Elegest yazıtları. Ayna 2 yazıtı. 77 numaralı. Yenisi yazdı. Üstteki çizimi, alttaki orijinali. Çin tarihi de var orada. Hatta Müslüman Hanım görebiliyorsa Çince kısmını belki çok net görünmüyor ama ben Çince o kadar bilmiyorum. Eski Çince çünkü. Yani dönem yazıyor burada. Harfler ise altta bakın. Üste bakarsanız alttaki yeri görmüş olur. Bir maşrapa görüyoruz. Uybat yazı 7 yazıtı. Maşrapa'nın alt bölümünde var. Uyuk Orzak yazıtı. Oldukça uzun bir yazıt. Ama son aldığımız bilgi bu yazıtın parçalandığı yönünde. Yani dikerseniz ikide bir böyle taşları sök çıkar, sök çıkar olacak. Sonra da parçalanacak. Yani bu beton değil. Büyük Orzak 2 yazıtı. Sona doğru geliyoruz.
Tabii 200 tane saymayacağım, merak etmeyin. Yerbek bir yazıtı. Ben biraz görsellik yapmak istiyorum. Ve bu yazıtlarla ilgili çok da fazla çalışma yok diyebilirim. Yerbek 2, 149 numaralı yazıt. Sulek Kayası, Hakasya'daki. Bu çizimi. Ben buna gidemedim. Yani gitmek nasip olmadı. Nasip olur inşallah. Bu kayayı da görmek istiyorum. Üzerinde çok sayıda figürler var. Minusins Müzesi. Yazıtlarımız böyle. Yani arada bir geçme yeri var sadece. Çok eski bir müze ama. Onu söyleyeyim. Tuva'nın başkenti Kızıl'daki Tuva Müzesi bu. Ruslar müzeye çok düşkündü. Yani gittiğinizde Rus şehirlerine önce müzeler dikkatinizi çeker. Çok lüks binalar yaparlar. Ama bizim yazıtlar dışarıda. Gerçekten dışarıda. Biz ilk gördüğümüzde şaşırdık. Başka koyacak yer yok mu? Yani bildiğin gene yağmur yağıyor üstüne. Yani evet, etrafı duvarla çevirdi. İnsanlar giremez ama yağmur yağıyor üstüne. Ne anladım ki sen yaptığın işten? Tuva Müzesi'nde balvanlar ve yazıtların bir bölümü toplu olarak. Minusins Müzesi'nden yine bir görüntü. Şimdi Yenisey yazıtlarında neler anlatılıyor? Ben ilginç metinleri seçtim. Buradan birkaç tanesini okumak istiyorum izninizle. Barık 2 yazıtı, 6 numaralı. Kör itirik 3 yaşımda kanksız boldum. Yani ben kör itirikim, adı. 3 yaşında babasız kaldım. Külük totok eçim kişi kıldı. Beni külük totok ağabeyim büyüttü. Yani askeri vali olan, ismi külük olan ağabeyim büyüttü. Bumusuz erde ben erdim. Sıkıntısı olmayan bir insan idim. Kuyudaki kunçuyumga adırıldım apama. Obadaki eşimden ayrıldım ey atalarım. Bir şeye dikkat etmenizi rica edeceğim. Az önce Bülent Bey de temas etti. Türklerde kadının yeri konusunda. Bakın dördüncü satırda Kunçu'yu yazıyor. Çince Gongcu sözüdür. Prenses demektir. Ya hükümdarın kız kardeşidir, ya hükümdarın kızıdır. Çin'de de böyledir. Buna Gongcu deniyor. Bu bize Kunçu olarak geçmiş. Bizde de prenses. Hükümdarın ya kızıdır, ya kız kardeşidir. Fakat Yenisey yazıtlarında tamamında kişi kendi eşi için Kunçu ifadesini kullanıyor. Yani eşi diye hitap ediyor. Başka söze gerek yok değil mi? Barık 3 yazıtı, 7 numaralı. Bayça Sangun oğlu Külük Çor. Ben General Bayça'nın oğlu Külük Çor'um. Bumusuz ulgatım bun bo ermiş. Sıkıntısızca büyüdüm ama sıkıntı asıl bu imiş. Tengri'deki kümüge, yerdeki elimke bökmedim. Gökteki güneşe ve yeryüzündeki yurduma doymadım. Kuyuda kunçuyum gaka, özde oblumka ayrıldım, adırıldım. Obadaki eşimden, vadideki çocuklarımdan ayrıldım. Çocukları yazıyor zaten bunu, kendi ölümünü anlatmış oluyor. Altın Köl 2 yazıtı, 29 numaralı, 1 ve 4. satırlar. 10 ay eletti ögüm oglan tubdum, erin ulgatım. 10 ay çabaladı annem, oğlan doğdum, erkekçe büyüdüm. Elimde 4 tek zindim, erdemin 3'ün inançu alt diye satır bitiyor. Yurdumun 4 bir tarafını dolaştım, kahramanlığım için inançu alt cümle devam edecek. Erdemlik bulsar, bodun esirkeyi ermedi, elin için ekizime. İnançu alt kahramanlığı bulduğunda halkı onu esirgeyemedi, koruyamadı. Ne acı ey ikizim, belli ki bu adam ikizmiş. Erdem bulsar, bodunuk, erk bodunuk, atım eren uluga, erdemlik baturmen. Kahraman olursam halk da güçlü olur. Adım eren uluga, erdemlik baturdur. Belki isimlerde bir iki harf farklı okunabilir. Evet, bu son metnimiz. Köjelik Hovu yazıtı, 45 numaralı. Bunu baştan sona okuyacağım. Satır satır değil. Oğlan atım çuğuç ınal, erte atım kümül öge, 5 yaşında kansız kalıp, 9-20 yaşında öksüz bolup, katıklanıp 30 yaşında öge boltum. 40 yıl el tuttum, bodum başladım, taş yagık yagıladım, elledim. 1-70 yaşında kök tengride künge azdım esizime.
Çocukluk adım Çuvuç Inal, erkeklik adım Kümül Öge'dir. 5 yaşında babasız kaldım. 19 yaşında annesiz kaldım. Çalışıp çabalayıp 30 yaşında Öge oldum. Bir unvan bu Öge. 40 yıl yurdu savundum. Halkıma baş oldum. Dış düşmanlarla savaştım. Yurt sahibi yaptım. 61 yaşımda mavi gökteki güneşten ayrıldım. Ne yazık diye bitiriyor. Bir de teşekkürüm olacak. Sizlerle buluşma imkanı sağlayan bu güzel üniversitenin Türkçe Öğretim Araştırma Merkezi Müdürü ve Türk Dil ve Edebiyatı Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ferruh Ağca'ya ve sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocamıza biz teşekkür ediyoruz. Üniversite olarak ve Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü olarak teşekkür ediyoruz. Sebebini bir iki cümleyle söyleyeyim, çok uzatmayacağım. Türkiye'de yazıtlar üzerine ilk çalışmayı yapan kişi Talat Tekin, 1960'lı yıllar. Bütün dünya bu derslerden hatırlarsınız, anlattığım mevzulardan bir tanesi. Avrupalılar, Ruslar, dünyadaki bütün dil bilimciler bu yazıtları bulup çalışırken ve yayınlarken bizim bu yazıtlarla ilgili yayınlarımız 1960'lı yılların sonu. Talat Tekin yapmış rahmetli, bu işi ilk yapan kişi. 2000'li yıllarda bugün Türkiye'de yazıtlarla ilgili hangi coğrafyada bulunursa bulunsun, Erhan Aydın gibi akademisyenlerin yetişmiş olması, bu yazıtları inceleyen, okuyan, yorumlayan, problemleri çözen, son 10-15 yılda sayısız, bu alanla ilgili sayısız eserler veren akademisyenlerin olmuş olması, ülkemizde bilimin nasıl seyrettiğini göstermesi bakımından oldukça önemli. Bizi kırmayıp buraya gelip, çok az bilinen yazıtlar olan Yenisey yazıtlarıyla ilgili genel öğrencileri de çok fazla sıkmadan bilgiler veren hocamıza asıl biz teşekkür ediyoruz. Şimdi üçüncü konuşmacımız yine İnönü Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Mihriban Tursun Aydın. Tarihten günümüze Ürümçi, Turfan ve Cimsar adlı konuşmasını gerçekleştirecek. Hem Bülent Bey'in hem de Erhan Bey'in anlattığı bu yazıtların olduğu coğrafyaya, Moğolistan'a beraber gittik. Birisinde Bülent Bey, Faruk Bey ve ben, bir diğerinde Erhan Bey de vardı. Ama ben Doğu Türkistan'a gitmedim, Turfan'a, Ürümçi'ye ve Cimsar'a. Benim de çok merak ettiğim bir coğrafya. Şimdi bu bölge ile ilgili hocamız Mihriban Tursun Aydın'ı dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Teşekkürler. Öncelikle yani pek güzel olmayan Türkçem ile hepsiniz hoş geldiniz. Sayın Rektör Yardımcım, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hepsiniz hoş geldiniz. Çok sizlerini görünce çok mutlu oldum, çok memnunum. Çok hayacanım hissediyorsunuzdur. Çünkü uzak doğunun yani ana topraklarının salamına geldim. Saygıdeğer meslektaşım Ferruh Hoca'nın sözüne biraz düzeltme vermek istiyorum. Türk vatandaşı olan hepsinizin ne konusunuzda hiç suç olmaz. Ben bir Çin vatandaşı olarak yani Doğu Türkistan demek bizde yasaktır. Hem de bu kelimeni düzeltmek bana düşer. Bu benim burcumdur. Çünkü ben bir Çin vatandaşıyım. Çin'deki halkımdan daha çok acı çekmemesi için böyle demekken mecburum. Türk
Türkiye'deki Türk vatandaşı arkadaşlarım saygı duymasını istiyorum. Çünkü sizlere çok 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 fazla saygım vardır. Teşekkürler. Öncelikle gördüğünüz gibi Çin, yani Şincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin'in ayrılmaz bir bölgesidir. Şincan Uygur Özerk Bölgesi diyoruz, yani Çincesi Şincan Uyvarcı Çü diye yazılıyor. Yani Şincan Uygur Abdunum Rayonu, Şincan Uygur Abdunum Rayonu Uygurcası. Yani bu Şincan Uygur Abdunum Rayonu'nun başkenti olarak, yani haritasını önce göstereyim. Çin haritasından gördüğümüz gibi coğrafi alanı intayın büyük bir alandır. Yani bu büyük topraklarda, yani bizim ana topraklarımız da var. Yani eski toprak olan Çin bölgelerini görüyoruz. Yani bizim bugünkü Şincan Uygur Özerk Bölgesi Çin'in gördüğümüz gibi bu pembe rayondur. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 13 millet yaşıyor. Yani Çin Abdunum, yani Çin bölgesinde 56 millet vardır. Yani biz Türkiye'de diyoruz, Türk diyoruz, yani Kürt diyoruz, yani şimdiden Azerbaycan, Azeri diyoruz, yani özgü milletler diyoruz. Lakin Çin bölgesinde 56 millet vardır. Açıkçası 56 milletin hangi birini ben saysam da tek olarak hepsini sayamam açıkçası. Yani bu 56 milletin sayısı 1.600.000.000. 1.600.000.000 insan bu büyük toprakta bir anda yaşıyoruz. Yani şimdi sizlere göstermek olan, tanıştırmak olan Şincan Uygur Özerk Bölgesi, yani günümüzdeki Şincan Uygur Özerk Bölgesi, batısında Kaşgar, Karşı diyoruz. Yani Kaşgar ile Taşkorgan, onun güneyinde Hoten, kuzeyinde yani Altay, doğusunda Komul ile yerleşmiş bir büyük alandır. Yani bu büyük alanda sadece Uygur değil, yani Çin üçünde değil de Türk, Tibet, Moğol ve son zamanlarda Toharlar üçünde intayın büyük, intayın önemli olan bir bölgedir. Bu yeni dediğimiz Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin yer haritası. Yani bugünkü benim söylemek istediğim olan şehirlerimden üçünün biri Ürümçi. Tam benim şimdi gösterdiğim bu orta bölgede yerleşmiştir. Yani şimdiki bugünkü Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkentidir. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti olarak Ürümçi, yani günümüz üçünde, tarih üçünde intayın bir önemli yer sayılır. Yani ne için dediğimizde İpek yolunun üstündeki bu önemli bölge tam Ürümçü'dür. Yani İpek yolunda da intayın bir mühim rol oynamaktadır. Yani bu bugünkü Ürümçi şehrinin bugünkü hali, yani sizlere biraz görsel olarak göstermek istiyorum. Bu şimdiki halleri. Yani tarihten söz açtığımızda Ürümçi adının değişik, yani tartışmalar hala mevcuttur. Şimdi Çin'de Ürümçi adı nereden gelmiş deyince Moğolcu söz, yani güzel yaylak anlamından gelmiş diyorlar. Lakin biz meslektaşlar, yani Türkologlar, tilçiler olarak bu konunu pek kanıtlamıyoruz. Yani 2013 yılı Japon Türkologu Daimatsu bir makalasında söylemiş.
Ürümçi adı esli yurum Çin'den gelmiştir. Yurum dediğimiz yani eski Türkçe'de de bellidir ki yani beyaz aç anlamında geliyor. Buradaki Çin olsa eski Çince'deki Cın. Cın adı bilen adlanmıştır. Yani bunu biz Uygurca'da Çin olarak kabullenmişiz. Yani buradaki yurum Çin olsa beyaz şehir. Beyaz şehir. Yani beyaz şehir dediğimizde şimdi Ürümçi'nin yani Şinjan Uygur Özek Bölgesi'ndeki Ürümçi bu şehrini bilen insanlar için pek yabancı gelmiyor. Çünkü Ürümçi esledinle kışın çok soğuk. Yani kışın çok uzun oluyor. Hatta neredeyse yani 6 ay gibi sürüyor. Belki Eylül ayında da kar yağabilir. Mayıs ayında da kar yağabilir, belli olmaz. Her zaman dört etrafı dağ ile oralmış bu şehir. Temmuz ayında dağlarını baktığınızda beyaz dağlarını görmek mümkün. Yani Yurumçin adı yani beyaz şehir demektir. Yani şimdi biz bu Daymaz Suyu'nun 2013 yıldaki bu fikrini hepimiz onaylamış haldeyiz. Bu da bizim şimdiki Ürümçi'nin gece manzarasından bir parça. Bu da biz Ürümçi'deki Halkara Çong Bazar diyoruz. Yani adından belli, yani büyük pazar demek. Büyük pazardan bir görünüş. Yani görüyoruz ki bu büyük pazarda eski bir cami var. Sonra bu büyük pazar yapıldığında bu cami tekrar yenilenip tamir edilmiş halinde. Tabii burası turistik yer. Ondan sonra bunu göstermek istediğim bu mozi, Şinjan Uygur Özek Bölgesi'ndeki en büyük mozi hesaplanıyor. Yani sizlere göstermekteki sebep, biraz önce meslek arkadaşlarım da konuştu. Bir sürü yani biz kendimiz araştırmamız gerek olan yani arkeologlarıyla kazılmış eski makalelerden arkeologlarımız el etmiş eserler, tarihi eserler, tarihi şeylerin hepsi bu büyük mozide saklanıyor. Şimdi kadar da bizim ilgimizi çeken birçok mumya hem de metin eserler burada saklanmaktadır. Yani arkadaşlara bir yardımcısı olabilir diye göstermek istedim. Bu heykel hemimizin natunuş olmayabilir. Yani Kroran Güzeli'nin kazıldığı zamandaki kazmadan, ilk kazmadan arkeologlardan bir parça. Yani bu şimdiki mozeydeki hali. Bu da Çong Bazar'ınki turistik yer dediğimdeki sebep, burada her türlü milli kültürge ait şeyler satılıyor. Yani Ürümçi gelen her bir turist olarak buraya gelmeden gitmez. İkinci şehrimiz olsa da yani İpek yolundaki ikinci bir önemli şehir Turfan. Turfan, sizler nasıl tanıdınız onu bilmiyorum. Yani bizde Turfan diyende en olarak ondaki sıcaklık gelir. Sıcaklık. Turfan'da normalde böyle bir dikili şey vardır. Bu dikilinin maksadı Turfan o kadar sıcak ki yazları normalde sıfırın üstü 50 derece oluyor. Sıfırın üstü 50 derece. Buradaki bu dikili taştaki maksat yer sıcaklığını ölçüyor. Normalde yerin sıcaklığı sıfırın üstü 80-90 derece oluyor. Temmuz aylarında. Normalde bu sıcaklığını göstermek için insanlar orada yerde, yani dağ yerde yumurta pişirir, yemek yapar. Bu da turistin yenge bir alanı sayılır. Yani bu meslektaşlar için Turfan çok
önemli bir yerdir. Sizlere yani çok söylememesindeki maksadım. Yani bezeklik, yani eski moy, yani koçu deyimiz, kavçan Çincesi. Bunlar hepsi şimdiki Turfan'da yer alıyordur. Yani bu bizimki kadimki Buda medeniyetlerini tetkik alacak arkadaşlarımız için çok önemli bilgiler, metinler buradan çıkmıştır. Hala orada bulunmaktadır. Anders, sizlere söylemek istediğim, yani ilginizi çekebilecek bir şey. Turfan'da ben biraz önce dediğim gibi yerin sıcaklığı 80-90 dereceyken burada çok güzel üzüm gibi yani bir sürü meyveler burada yetişiliyor. Yani bu kadar güzel meyveler o kadar sıcaklıkta suyu nasıl buluyor, nasıl onları kamlıyor diyoruz. Lakin tarihten şunu bir şeyde aferin okumak istiyorum. Ata boğularımız yani kaç yüz bin seneler ilgili ata boğularımız o kadar güzel teknoloji kullanmıştı ki yani şimdi o teknolojini kullanmıyoruz. Lakin tarihten bize kalan bir teknoloji yani Kars medeniyeti. Bu kültürge ait tahkikatlar, kültür tarihi ait tahkikatları yapan arkadaşlar için çok ilginç bir şeydir. Yani Tanrı Tanrı'nın suyunu normalde böyle karız tonelli, karız diyoruz, karız tonelleri yani su tonelleri yardımıyla. Çünkü Turfan'ın yer şekli normal deniz yüzünden aşağı 3600 kilometre aşağıda. Orayı su getirmek, Tanrı Tanrı'nın su getirmek için bu kadar su tonellerini kazmış. Tanrı Tanrı'nın erimiş kar sularını tonel yardımıyla Turfan'dan taşımıştır. Hala bunun iznaları bulunmaktadır. Bu da bizim gördüğümüz Yalkun Dağ. Bu da Turfan'da yetişmiş üzüm. Biliyoruz üzüm her yerde vardır. Lakin Şincan Uygur Özek Bölgesi'nin alayda meyvesi olarak üzümünü çok güzel tilg almak mümkündür. Turfan üzümü dünyaya meşhurdur. Bu da Turfan üzümünü kurutmak için halıklar yapmış olan çünçe diyoruz. Adı çünçe evler. Bu evlerin içinde yaş üzümlerini saklıyor. Ondan sonra 10-15 gün içerisinde kuruyor. Ondan sonra bu da eşimin yardımıyla sizlere söylemek istediğim Turfan'dan bulunan Runik yazıdaki metinler. Yani Turfan'da da o kadar büyük metinler, büyük eserler ve tarih yadıkarlıklar var ki sizler gibi yaş arkadaşlar yani meslektaşlarım için tarihini tetkik kılmakta büyük katkılarda bulunmaktadır. Bu da İdikot eski şehrinden bir görünüş görüyoruz. Bu İdikot eski şehri Çin halk hükümeti tarafından biraz tamir edilmiş hem de bakılmış halinde. Olmasa bunlar çoktan yok almıştı. Şimdiki hali. Yani buradaki şeylerden biraz tahmin etmemiz mümkündür. Bunlar tapınak yerleridir. Tarihi yani Buda medeniyetine ait olan tapınak, ibadethane diyoruz. Buralardan görünüşler. Ondan sonra buradaki gördüğümüz bezeklikteki bir duvar resmi. Bezeklik derken bilmemiz, hepsimiz biliyoruz yani meslek ilgileri olarak. Tarihte Turfan'a çok ilim adamlarının dikkatini tartmış bir yerdir. Yani mesela diyelim Almanya, Fransa, Rusya, Japonya gibi eskiden bir sürü ülkelerin, Avrupa ülkelerinin dikkatini tartan bu bezeklikten yani en aldı ile Likok adını almak mümkün. Almanya ekspedisyonu diyoruz. Birkaç defa gitmiş hem de bu duvar resimlerini duvar bitince oymuş. Memleketine yani Almanya'ya götürmüş. Şimdi Berlin Müzesi'nde çok güzel saklanıyor. Tabii
Çok yani meslek insanları olarak onlar diyor ki biz bunları çok güzel saklıyoruz. Yani kelbisi için, perzentler için bunları bir örnek olarak gösteriyoruz diyoruz. Lakin Legok bir bilim adamı olmak ile birge Çindikilerin nezirinde o bir tarihi eser kaçakçısıdır. Öyle tanıyoruz çünkü o kadar çok büyük yani duvarlarını görürsünüz şaşıracaksınız yani. Tam güzel kıyafet sanki. Yani ben normalde bir Alman'ın şeysini almak için de çok zorlanıyorum. O nasıl o kadar bir duvarlarda duvar bitti taşmış Berlin Almanya'ya çok şaşıracak bir şeyler öz gözümüzle gördük. Sizlere de tavsiye ederim. Bu yeni oradaki kalan duvar resimleridir. Bu da Bizek'teki diş süretti. Bu da Bizek'in diş kıyafetleri. Bu da Yarğol Kadimi Şehir'in fotoğrafları, şimdiki halı, eski şehir halleri. Saklanmış halleri. Yani ben biraz önce sizlere bahsettim. Likoh'un ekspedisyetçilerinin taşıdığı fotoğraflar, duvar olarak taşımış olan fotoğraflar şimdi Berlin kütüphanesinde saklanıyor. Bu da şimdiki Turfan'ın şehir manzarasından biraz görünüş. Şimdi son olarak sizlere Cimsar adında, Cimsar üstünde biraz şey vermek istiyorum. Cimsar pek birçok insana göre tanınmamış bir yerdir. Yani Cimsar derken beş balık desek daha çok insanlar tanır. Büyük meslek arkadaşlarımız olarak Cimsar'dan daha çok beş balığını tanır. Beş balık derken bu şimdi gördüğünüz fotoğraf beş balığının yani şimdiki kalmış hal. Yani Turfan'ı biliyoruz. Turfan'daki İdikot, Bizek'ini biliyoruz. Lakin Cimsar şimdi kadar. Yengiden 2016 yılı bir kazılma olarak orada bir kazılma oldu. O zaman ortaya çıktı. Yani Cimsar'da da sadece Turfan'da. Cimsar'da da tam Turfan'daki gibi böyle bir eski şehir ağlı. Bu yeni eski şehirdeki bir ibadet yeri, tapınakhanı diyoruz. Bu kızıl baykalgan şimdiki hali. Şimdi bunu bizim oradaki çalışmacı arkadaşlar yani devletten el koydu. Şimdi bu yeri tam komple kapatmış durumda. Sadece çalışan insanlara açılıyor. Baktığınızda tam Turfan'daki, İdikot'taki, Bizek'teki yerler gibi eski alanlar var. Lakin şimdiye kadar burada daha arkeolojik kazılmalar olmadı da. Lakin ilgimizi çekmesi gerek olan şeyler var. Burada daha hiç el değmemiş. El değmemiş derken kendiliğinden bozulmuşunu söz etmiyorum. Kazıldı halde, bu halde çok birçok asar etikler yani metinler elde edildi. Lakin yani durum ortada belli. Çin'de o kadar çok arkeolog yani arkeolog var da Türkolog olmadığı için. Türkolog olsa da birçok Çin'den oldu, Çinli olduğu için buna önem vermiş o kadar yani yaygın değil. Yani sizin gibi genç arkadaşlara ihtiyacımız vardır. Sizlere kalmış vazifeler. Bu şimdi bizim devletten el koyup çevresini kapatmış halinde. Sadece dışarıdan görüp bakabiliyorsunuz. Kazılma yapılmadı. Aynı halinde burada saklanıyor. Çünkü kim bilir onun arkeolojik tetkikatını yaptıktan sonra içinden daha neler çıkar. Yine bu biraz şimdiki halindeki işçiliğin çıkan küçük bir duvar resimleri, bunlar da öyle. Duvar resimleri bu halinde saklanmakta. Bu da oradan çıkan tarihi eserler. Bu da oradan çıkan heykellerin şekilleri.
Lakin son olarak sizlere bu heykeli sunmak istiyorum. Birçok yerde heykel gördük. Yani tarihte ataboğullarımızın yani Buda medeniyetine ait kültürler varmış. Lakin şimdi kadar Şincan Uygur Özek bölgesinden çıkan tarihi Buda iznalarından farklı olan bu Buda şekli yani bunun ayak şekli şimdi kadar hiçbir tapınakhanada bulunmamaktadır. Yani bu kültürge ait tatbikatı ilgisini çeken arkadaşlara sunum olarak sunuyorum. İleriki zamanda bakarsınız. Bu da bu tapınakhanının yani devlet önem verdi mi? Ya Buda şimdi biz Çin'de biraz yoğunlar, Çinliler biraz Buda dinine düşkündür. Onun için Şincan Uygur Özek Bölgesi'nde yengide bu tapınakhanı yaptılar. Şincan'daki en büyük tapınakhanıdır. Şimdi de vardır. Her ayın yani 6. ayı diyoruz. Hangi ay oluyor 6. Haziran'ın 6'sında büyük bir şey oluyor burada. Buda murasım oluyor. Yani Budistlerin hepsi buraya gelir de tavaf eder. Sonra hepsinizin sabırla dinlediğiniz, yani benim gibi acemi bir Uygur'un Türkçesini dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri merakla bekliyorlar, biliyorum. Son konuşmacıyı da bekliyorlar. Onu da dinlemek istiyorlar. Tutmaya çalışıyorum öğrenciyi. Dicle Üniversitesi'nden Faruk Gökçe, biraz açılış konuşmasında da söylediğim üzere gerçekten yaptığı doktora çalışmasıyla Türkolojide Türkiye'de öncü olmuş hocalarımızdan bir tanesi. Türkiye'nin çok kıymetli Türkologlarından bir tanesi. Benim nazarımda öyle. Onun sunacağı bir konu var. Yazıtlarda bir gramerleşme örneği diye. Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde okuyan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle lisans üstü öğrencilerinin biraz da dikkatini çekecek güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet, sona kalmak her zaman böyle. Aslında güzel bir şey. Çünkü... Evet, sabah uçağa kaçırdı hocamız. Evet. Sonra onun uçağına bindi. Sonra evet. Uçakta kalp spazmı geçirdi. Allah korusun. Yani sanırım evet tamamdır orada. Evet, teşekkür ederim. Ya protokol olmadığına göre ben rahat konuşabilirim değil mi? Evet. Peki bu durumda bütün meslektaşlarıma ve öğrenci arkadaşlarımıza selamlar olsun. Hoş geldiniz. Böyle güzel bir... programı düzenledikleri için başta sevgili dostum, meslektaşım Profesör Ferruh Ağca'ya ve aynı şekilde programa katılan değerli hocalarım, İnönü Üniversitesi'nden ve Hacettepe Üniversitesi'nden değerli hocalarıma da teşekkür ediyoruz. Ferruh Bey adına belki şık olmayacak ama ben de bir teşekkür edeyim. Biz en azından gerçekten bu kadar büyük bir ilgi beklemiyordum işin gerçeği. Ben de ona göre hazırlandım. Yani bana dedi ki bu panel havasında olacak. Çok fazla bilimselliğe boğma. Çok kısa, peki fazla uzatmayacağım. Şimdi öncelikle burada meslektaşlarım var biliyorum. Sema Hanım özellikle. Beni eleştirmesin lütfen. Çünkü bazı noktaları burada basitçe geçmek zorunda kalacağım. Bütün bir teoriyi anlatmak, Mehmet Mahur hocam, çok özür diliyorum. Ben dedenizle isim benzerliği karıştırdım, çok özür diliyorum Mehmet Bey. Burada hocam da nihayet doktora tezini çok iyi biliyorum. Doktora sürecinde onun tezinden bayağı faydalanma, yani bilimsel açıdan perspektiflerimi geliştirmek üzere faydalanma imkanı bulmuştum. İki meslektaşım burada. Çünkü takdir edeceklerdir ki bu sözünü edeceğim mesele çok geniş. Önce gramerleşme üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Ne demek gramerleşme? Bu özel bir dil bilim alanına doğru gidiyor ufak ufak artık son 20 yılda. Yani nasıl ki bugün dil bilimin bağımsız disiplinleri varsa, işte bunun anlam bilimi, pragmatiki, ne bileyim ses bilimi,
morfolojisi. Gramerleşme diye bir alan da yavaş yavaş hani doğdu, artık bir bağımsız disiplin haline neredeyse geliyor. Kökenleri 20. yüzyılda gidiyor açıkçası bu teori. Fransız bilim adamı Anton Meye'ye gidiyor. İlk defa bir gramerleşme terimini kullanan şahıs olarak literatürde bu şahıstan bahsediliyor. Peki nedir? Birazdan gireceğim içeriğine. Şimdi yine Polonyalı bir meşhur dil bilim profesörü Jerzy Krlovits. Onun 1965 yılında yazdığı meşhur bir yayına atfen gramerleşme genellikle tanımlanıyor. Şu şekilde. Birincisi, bağımsız sözlüksel birimlerin. Buradan ne anlıyorsanız. Bağımsız sözlüksel birimlerin gramatikal işaretçilere. Yani bugün her birimizin açıkçası dilsel sistemlerde kullandığımız kodlama sistemlerinden bahsediyorum. Önerme sistemlerinden bahsediyorum. Geliştiği ve aynı zamanda düşük gramatikal yapıların yoğun gramatikal yapılara geliştiği bir alandan bahsediyorum. Düşük gramerlilik, efendim yoğun gramerlilik nedir? Bunları bir ara tartışırız. Şu an dediğim gibi. Çünkü buraya girersek çıkamama durumumuz var. Sadece genel ilkelerimden bahsediyorum. Bir gelişimsel süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla buna göre, bakın burası önemli, gramerleşme ister bağımsız bir sözlüksel birimin gramatikal işlemleri işaretlemesi, ister düşük gramatikal kategorilerin yoğun gramatikal kategorilere gelişmesi olarak ele alınsın. Bu teorinin amacı gramatikal biçimlerin kökenlerini ve bunların nasıl geliştiğini, nasıl dönüştüğünü açıklamak üzere kurgulanan bir alan. Dolayısıyla şuraya özellikle dikkatini çekiyorum. Bu slaytların sonunda tekrar buraya geleceğim, şu cümleye. Yani yoğun gramatikal kategorilere, düşük gramatikal kategorilerden yoğunluğa gitmek ne demek? Birazdan eski Türkçe, kök Türkçe metinler aracılığı bir örnekten göstereceğim. Şimdi mesela bu bakış açısına göre, ki bu evrensel ilkelerdir sevgili arkadaşlar. Yani dünyanın her yerinde bütün dil bilim ekollerinin kabul ettiği türden teorilerdir bunlar. Öncelikle birçok, yani dünyada ek sahibi olmayan dillerin bir tek Tibet dilleri olduğunu biliyoruz. Onun dışında ekin olmadığı bir dünya dili neredeyse yok. Dolayısıyla birçok dilde eklerin kökenli, özellikle eklerin kökenli yine bağımsız sözlükler, birimler oluşturuyor bu anlayışa göre. Ve tam sözcük yapısından ekleşmeye doğru giden kademeli bir süreç var, antropolojik bir süreç var. Ve buradaki esas slogana gelmek istiyorum. Dolayısıyla aslında gramer diye bir şey yok. Yani gramer diye bir şey yok. Sürekli tekrarlanan bir gramerleşme var. Anlatabiliyor muyum? Yani insanoğlu bu durumda, şimdi o da tartışmalı bir mevzudur. Dili insan mı yarattı? Veya gramer, dili insanın yaratıp yaratmadığını, bakın İslam dünyasında, Batı dünyasında, eski Yunan'da birçok tartışması vardır. Şimdi dilden ne anladığınıza bağlı ama grameri kesinlikle insan yaratmıştır. Yani o tabii ki bir parçasıdır. Yani gramer olmadan dil olabilir mi? Elbette olur. Gramer sistemlerinin olmadığı bir ton yapay dilden de bahsedebiliriz. Ama dili kimin yarattığından emin değiliz. Hiç kimse bilemez. Ama grameri insan yarattı. Öyleyse basitten karmaşa, somuttan soyuta, genelden özele gibi birçok parametre belirlenmiş bu gelişim sürecinde, bu antropolojik süreçte. Bunların hepsini yerine getirmesi lazım. Birazdan göreceğiz bir örneğini. Pekala, umarım slaytlarım devam. Peki, şimdi bu süreçte bazı olaylar, yani bir gramerleşmeye girdi olarak dahil olduğu zaman bir gramatikal yapı, bir sözlüksel yapı, yine burada da çok bu parametrelerin bir kısmını gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Lisans seviyesinde biliyorum arkadaşlarımızın çoğu burada, yani şey için söylemiyorum çünkü bir yandan 15-20 yılında bu işe vermiş insanlar var. Onlar beni eleştirebilirler. Sen niye buraları pas geçiyorsun diye. Sadece basitleştiriyorum. Gramerleşmede neler olur? 1. Anlamsızlaşma olur. 2. Kategorisizleşme olur. 3. Ses erozyonları olur. Daha birçok şey olur. Yani bu tıpkı bir fabrikaya girmiş bir ürünün, hani ne diyeyim, ham maddenin biçimli bir maddeye dönüşmesi gibi bir süreç. Anlatabiliyor muyum?
o ürünün, ham maddenin sonuçta ulaştığı mükemmel, kompleks, karmaşık şekil neyse, aslına bakarsanız bizim gramatikal ürünlerimiz de budur. O açıdan, şimdi gelelim yazıtlarla ilişkisine. Buraya kadar geldim, yaklaşık 100 kilometre. Ya bunu yazıtlarla ilişkilendirmek üzere geldim doğrusu. Açıkçası panellerden, sempozyumlardan, konferanslardan biraz fobisi olan bir insanım. Çok fazla katılan birisi de değilim. Dürüstçe konuşmak gerekirse. Çünkü stres altına girerim. Orada muhakkak bir şey söylemem lazım. Düzgün bir şey söylemem lazım. Onu da her zaman bulmak güçtür. Şans denk geldi işte. Bu ara üzerine kafa yorduğum bir konu vardı. Onun üzerine konuşacağım. Şimdi Türkçe'de yaklaşma kipi veya benim deyimimle değişebilir, yakınlaşıcı bakış açısı veya İngiliz dil bilimindeki adıyla aversive gram, ne derseniz deyin. Bir özel, ne diyelim, bir gramer parçasıdır, bir gramer konusudur. Şimdi 1985 yılında Leonard Talmy, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Buffalo'da senelerce hocalık yaptı. Çok büyük bir bilim adamı. Bugün kognitif, yani zihin dil bilim dediğimiz alanın babası sayılır. Aslında George Lakoff diye bilinir ama George Lakoff'un da babasıdır. Yani son derece insan dili ve o dilin zihinsel işleme mekanizmalarının kodlarını ortaya koymuş büyük bir bilim adamı. Diyor ki, bilinen hiçbir doğal dilin, bakın burası son derece önemli, bir fiilin sıcak bir havada ya da soğuk bir havada gerçekleştiğini işaretleyen özel bir gramatikal biçime ya da konuşucunun bir konudan sıkıldığını ya da bir konuya ilgi gösterdiğini işaretleyen özel bir fiil çekimi yeryüzündeki hiçbir dilde yok. Yani biz gelecek ifade ederiz, istek ifade ederiz, dilek ifade ederiz ama bir gramatikal yapımız canımızın sıkıldığını ifade eden bir gramatikal yapıya da sahip değiliz. Veya örneğin işte bir fiil, oturmak fiilinin acaba sıcak bir mekanda mı oturmak, soğuk bir mekanda mı oturmak türünden, o oturmanın ne tür bir oturmak olduğunu işaretleyen özel bir gramatikal yapımız da yok. Çünkü insan dilleri bu ayrıntıda olmamalı zaten doğası gereği. Şimdi bunu söylüyor ve devamında da diyor ki, eğer insan dillerine bakarsanız bu tip temalardan yoksundur. Bunların içinde bir olayın gerçekleşme derecesi de dahil. Yani işte degree of realization dediğimiz bir olayın gerçekleşme derecesi. Yani tam mı, hemen hemen mi, ramak kala mı, az kalsın mı, anlatabiliyor muyum? Yani bir olay gerçekleşirken bunun seviyelerini de acaba dile getirebiliyor muyuz gramatikal açıdan? Bu da yok diyor. Ama yanılıyor. İşte burada zaten esas meselem bu. Türkçe'de bu var. Türkçe bunu gramerleştirmiş bir dil. Şimdi nasıl gramerleştirmiş bakalım. Öncelikle yani formülasyon şu. F-mek, yani ben onun fiilin kısaltmasını söylüyorum. İşte ölmek, ne bileyim gelmek. Gelmek üzereydi. Fakat gelmedi. Yani efmek üzereydi fakat efmedi gibi bir önermeden bahsediyorum. Şimdi Talmy'ye göre böyle bir düşünce dünyası dünyanın hiçbir dilinde kodlanmamış. Ama Türkçe'de var. Hem eski Türkçe'de var hem modern dillerde var. Bakalım ne şekilde çıkıyor karşımıza. Ayrıca onu da söyleyeyim. Şimdi tabii burada çok geniş bir dil alanı var. Yani dünya dillerinden bahsediyorum. Bunun kodlandığı diller var. Türkçe farklı bir şekilde kodluyor. Başka diller başka türlü. Mesela örneğin şurada göreceksiniz. Farsça'da mesela mihast, mihast bemirat. Mihast bemirat demek tam anlamı ölmek üzereydi. O ölmek üzereydi. Fakat bir şeyin üzere olmak, yani bir şeyin gerçekleşmek üzere olmak anlamını sağlayan şey, dikkat edin, o mihast çekimindeki hasten fiili, yani istemek fiili. Demek ki Farsça bir şeyin gerçekleşme üzere olduğunu, bir şeyin gerçekleşmesine ramak kalmayı istemekle yapıyor. Bulgarca'ya bakın lütfen. Stahyah depadna mesela. Yine burada stahyah dediği kelime de yine istemek. Ki burada görüyorsunuz, dünya dillerinde bu türden, yani bir şeyin gerçekleşmesine ramak kalmak, az kalmak,
hani mek üzere olmak yapılarını veren fiiller, çünkü tam fiiller bunlar sonradan eklere dönüşüyor, özel gramatikal yapılara dönüşüyor. Bakın listesi orada. Olmak var, istemek var, sevmek var, hata etmek var, günah işlemek var ve özlemek var, sahip olmak var, gitmek var. Yani bu bir havuz. Her bir dünya dili işte eğer bunu kodluyorsa elbette bunlardan birisini kullanıyor. Dolayısıyla şimdi şuraya dikkat edin. Mesela birazdan neresiyle ilişkilendirdiğimi tahmin edersiniz. Göstereyim hemen. İlk defa Divan-ı Lügat Türk'te görüyoruz mesela. Diyor ki efendim ol anı uru yazdı. O onu vura yazdı. Yani o anı az kalsın vuracaktı veya az kalsın vuruyordu. Şimdi buradaki yazmak şüphesiz bizim bugün Türkiye Türkçesinde kullandığımız yazı yazmak eylemi değil. Bu günah işlemek anlamındaki ve hata etmek, yanılmak anlamındaki ta köklerini eski Türkçe'de bulduğumuz fiil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu fiil henüz yardımcı fiilleşmiş durumda artık. Henüz demeyeyim artık yardımcı fiilleşmiş. Çünkü özel bir yapıyı kodluyor. Bakın arkadaşlar Fransızca telaffuzum berbattır ama mesela la route galiba la route. Var mı Fransızca bilen? Evet. Buyurun lütfen. La route est glissante et j'ai failli tomber. Evet, yani bunu seslendirme imkanı mümkün değil. Ne güzel seslendirdiniz ama diyor ki yol ıslak. Islaklı ve düşmek üzereydim. Doğru mudur? Evet. Yalnız düşmek üzereydim, düşmeye çok az kalmıştı ifade ederken orada fail, hata düşe etmek. Düşe yazdım gibi yani. Ama düşe orada yazdım. İşte düşe yazmayı neyle elde ediyor? Türkçe'ye çevirirsem öyle çevirebilirim. Ama beni o kod ilgilendiriyor. Fail, hata etmek. Hata etmek, günah işlemek. Yani Türkçesiyle yazmak. Yani Türkçe'de yazıp diyoruz ya. Yani günah aslında o anlamda. İsveççe'de var bu yapı bu şekliyle. Bakın birbirinden bağımsız dil ailelerinden bahsediyorum. Fransızca var, Türkçe var, İsveççe var. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla şimdi gelelim bu eski Anadolu Türkçesinde var birçok metinde. Türkiye Türkçesinde fazlasıyla kullanıyoruz ama tabii orada belli sınırlılıklarımız var. Her fiille beraber kullanamıyoruz. Örneğin güle yazmak gibi bir yapı söz konusu olamıyor. Uyuya yazma diye bir şey söz konusu olamıyor. Çünkü gramerleştiği için o sınırlamaya sahip. Onun sebebini birazdan anlatacağım. Şimdi şurada bakın Türkçe'de neden bir de hep geçmiş zamanda kullanıyoruz? Ne diyoruz? Öyle yazdım. Öyle mi? İşte kırıla yazdı. İşte düşe yazdı, boğula yazdı. Şöyle bir şey yok. Çocuk boğula yazacak veya çocuk boğula yazıyor. Gramatikal kullanımlar değil. Sebebini şöyle dedim. Geçmiş zaman ile burada önemli olan bitmişlik arasındaki ilişki kadar henüz gerçekleşmemiş bir eylemin. Çünkü burada bir gerçekleşmeme durumu var. Söz gelimi gelecek zamanda ne ölçüde ve nitelikte gelişeceği bilinmeyeceğinden Türkçe burada mükemmel bir şekilde bunu sınırlıyor. İşte kategorisizleştiriyor. Kategorisizleşmenin içine birçok şey girer ama bu da bunlardan bir tanesi mesela. Dolayısıyla şimdi geldim yazıtlara. Bitti, az kaldı. Benim konuşmam birazdan sona erecek. Merak etmeyin. Költigin ve Bilge Kağan yazıtlarında geçen bir ibare var. Diyor ki Költigin yazıtı Güney 3'te ve Bilge Kağan Kuzey 2'de. Tekrar eden yapılardır. Bilirsiniz sebebini herhalde. Yani bunu izah etmeme gerek yok. İlgerü Şantun yazı kategi süredim. Erhan hocamın transkripsiyonunu kullandım burada. Onu söyleyeyim. Taloy demedim. Taloyka dedim. Ben de modaya uydum. Taloyka küçük tekmedim. Birgerü Tokuz Ersin kategi süredim. Töpötke veya Tüpütke fark etmiyor. Tüpüt Tibet yani diğer adıyla. Tüpütke küçük tekmedim. Ve Kurugaru Yinçi Ögüz Keçe Temir Kapuka tege süledim. Yani çevirisiyle efendim doğuda Şantun Ovası'na kadar asker sevk ettim. Okyanusa veya büyük okyanusa veya denize. Çünkü çeviriler değişiyor. Küçük değmedim. Şimdi Türkçe'de gramerleşmiş, ta eski Türkçe'de gramerleşmiş bir yapıyı göstereceğim. Ve onun arasındaki inanılmaz bir benzerliği göstereceğim. Birazdan nereden yararlanmamız lazım? Bu metinleri okurken biz hep filolojide işte genellikle Türkçe içi malzemeden faydalanıyoruz ama Türkçenin dışına çıktığınız zaman da sağlamasını yapacağınız yerler var. Göstereceğim birazdan.
Şimdi bunun çevirilerine bakalım. Talat Tekin demiş ki, doğuda Şantun Ovası'na kadar ordu sevk ettim, denize az kala durdum. Az kala durdum. Hani çok farklı bir çeviri yapmış burada. Bugün kabul ettiğimiz çeviriye yakın bir çeviri değil. Güneyde 9 Ersin'e kadar ordu sevk ettim, Tibet'e az kala durdum. Bugün dediğim gibi az kala durmak için, bunu çevirmek için hiçbir sebebimiz yok. Çünkü burada küçük tekmedim diyor. Yani olumsuzluk söz konusu. Burada ise bir olumlu çeviri var. Dolayısıyla küçük tekmedim mi, en azından hani az kala, hani az kalsın ulaşmadım gibi çevirebilseydi veya çevirseydi, tercih etseydi hocam. Veya tercihtir, bile bir şey diyemeyiz. Zaten bilim de bu yüzden var. Herkesin bir fikri vardır elbette. Erhan Aydın hocam burada, kendisi herhalde çeviriyi tasdik edecektir. Diyor ki doğuda hocanın okulusu Shantung değil de Shandong. Shandong ovasına kadar sefer ettim. Büyük okyanusa ulaşmama az kaldı. Güneyde 9 Ersin'e kadar sefer ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Gayet benim makul gördüğüm çeviri bu. Birazdan bunu destekleyeceğim zaten. Batıda İnci Irmağı'nı geçip Demir Kapı'ya kadar sefer ettim. Öte yandan. İşte alanda Hatice Şirin Hoca yine Költig'in yazıtı üzerine yazdığı Notlar kitabında. Yani dediğim gibi burada bütün literatürü yani Thomson'a kadar gidip bilmem hani bütün alanı şey yapmak istemiyorum. Yani didik didik etmek istemiyorum. Üç aşağı beş yukarı çeviriler belli. Bir tek burada Ahmet Bican Ercilas'ın hocamızın ki alanımızın gerçekten büyük ustalarından, üstadlarından birisi. Diyor ki Pekin'i geçip Shantun Ovası'na kadar sefer eden Türk ordularının bu ovanın bittiği nokta olan okyanusa ulaşmamış olmaları mümkün değildir. Dolayısıyla küçük tekmedim yapısı bugüne kadar ki çevirileri hani değmeme az kaldı, neredeyse değmek üzereydim. Buradaki değmek ulaşmak demek, onu da söyleyeyim. Gibi Türkçe cümle yapısını zorlayan anlamlar, özellikle bold yaptım orayı, dikkatinizi çekiyorum. Türkçe cümle yapısını zorlayan anlamlar demiş hoca, verilmesine gerek yoktur demiş. Küçük yerine onun anlamlarından biri olan az kelimesini koyduğumuz zaman Türkiye Türkçesindeki az değmedim, yani aslında çok değdim, çok ulaştım. Hani az, senin de az ne diyelim, güzel günler geçirmedik, yani çok güzel günler geçirdik anlamında. Oradaki küçük'i hani az anlamıyla hoca görmek istiyor doğal olarak. Şimdi ben de buna kafa yordum. Tabii buna nereden başlayacaksın bu problemi çözmeye? Bir sürü usta var, söylemişler bir şeyler, zaten yormada kapalı gibi duruyor filan. Hasılı kelam, işte hani arayan Mevlasını da bulur derler ya. Biz de hani her şeyi bulursunuz. Ciddi bir literatür aramasından sonra konuyla ilgisiz bambaşka bir yerde Cultural, Psychological and Typological Issues in Cognitive Linguistics Masako Hiraga, Chris Sinha, Sherman Wilcox, John Benjamin Publications, Almanya bir yapıya denk geldim. Yani buna kafa yorarken bu küçük, tabi ama orada arama kriterlerim çok farklıydı. Beni oraya götürecek sonuç için çok ciddi aramam yapmam gerekiyordu. Şu cümleyi buldum. Lehçe'de, Polonya'da bugün o malo nie upodlam diye bir cümle var. O malo nie upodlam demek ne demek biliyor musunuz? Küçük tekmedim demek. O malo little, küçük demek. Nie değil demek, olumsuzluyor. Ve upodlam da işte pardon, bu buradaki anlamı düşmek üzereydim. Yani neredeyse düşüyordum. Ama birazdan diğer örneklerine geleceğim. Ben bunu gördüm de tabii. Şimdi gramerleşmeyle uğraştığım için dünyanın başka bir yerinde bu cümlenin mümkün olabileceğini önce test etmem gerekiyor. Yani çünkü geniş bir örneklem alanı var. İnsan zihni her ne kadar birbirinden farklı işliyorsa da gramer açısından o kadar da uzak değil. Bakın size söyleyeyim. Şansıma Lehçe olunca benim de Lehistan'la ilişkilerim iyi. Arkadaşlarım var orada. Doğal dil konuşurları var. Doğrudan test etme gereği hissettim. Bundan sonrası özel maillerim. Şimdi doğal dil konuşuru tanığıma sordum. Dedim ki merhaba Grajina Hanım dedim. Benim Grajina Zayak diye Krakow Üniversitesi'nde çok 20 yıllık 25 yıllık bir dostum var. Leh dilinden aldığım şu cümlenin dedim gündelik hayattaki
kullanım sıklığı nedir? Varsa bu türden başka hangi cümleler üretilebilir diye sordum ve o malo niye upodlamı verdi? Buradaki malo sözcüğü küçük anlamına geliyor sanırım dedim. Merakla bekliyorum cevabını, selamlarımla. El cevap. Dedi ki merhaba. Sorduğunuz deyim oldukça sık. Çok sık. Türkçe yazmış bu arada. En yakın Türkçe karşılığı az kalsın olacakmış diyor. Yani az kalsın olacak aslında. Türkçesi biraz kötü. Ve fiil o zaman yanılmıyorsam acak da ikna almalı ya, Türkçe'de. Yani o malo niye upodlam demek, upodlam, az kalsın düşecektim. Haklısınız, malı küçük demektir, malo ise az demektir. Birbirine değişebiliyor. Şimdi diyor ki, o malo deyimi için başka örnekleri de düşüneyim. Ama Türkçesinin hatasız olacağından emin değilim. Mesela, o malo niye potrasi, mi niye smohat, az kalsın bana araba çarpacaktır. Her seferinde dikkat edin, o yapı tekrar ediyor. O malo niye? Yani hani küçük olumsuzluk. Yani küçük çarpacaktı. Yani birebir çevirisi az kalsın bana araba küçük çarpacaktı. Anlatabiliyor muyum? Bir diğer örnekte o malo niye doşlo de vipatku? O az kalsın kaza olacaktı. Veya öyle çevirmeyelim de kaza küçük olacaktı. Ve küçük yani şöyle diyelim. Küçük kaza olmadı. Yani eşittir az kalsın küçük kaza olacaktı. Ve devamında bir uzun cümle yazmış. Demiş ki dün Varşova sokağında bir canavar az kalsın bir kadını öldürecekti. Yardımcı olabildim mi? Bir de bir gülücük göndermiş orada. Ondan sonra devam ediyorum. Dedim ki bu örnekler ve çizdiğimiz formülasyon işimi fazlasıyla görür. Leh dilindeki bu kullanımın aynısı kök Türkçe'de de var. Örneğin Tibet'e küçük az ulaşmadım. Tibet'e ulaşmama ramak kaldı. Fakat sonuçta ulaşamadım. Bir makalede kullanacağım bu bilgiyi, çok teşekkür ederim falan filan. Devam etti konuşma. Dedi ki en sonunda, ha dedi, çok ilginç. Dolayısıyla tepki böyle oluyor. Özellikle fiilin olumsuz şekilde kullanılması. Yani ulaşmadım lehçesi niye dotorla? O malo niye dotorla? Şimdi buradan nereye geleceğiz? Şimdi tartışma, efendim bu küçük tekmek okunmalı mı? Yani bu az kalsın ulaştın mı? Veya çok ulaştın mı? Arkadaşlar, dünya Türkçe, yani şöyle söyleyeyim. Bizim en büyük problemimiz Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, filoloji bölümlerinde. Ya 7000 dil daha var. Düzeltiyorum, 6999 dil daha var. Ve evet, dil, tekrar söylüyorum, arbitraridir şüphesiz. Nedensizdir. Ama gramer nedenlidir. Ve biz bu tip problemleri çözmeye kalktığımız zaman filoloji metinlerinde kendi fantazi dünyamızda çok özür diliyorum. Tabii ki burada lehçelere atıflar, Türk dillerine atıflar, ağızlara atıflar buradan bulacağız. Her bir kanıt şüphesiz değerlidir. Ama şu saatten sonra dünyanın başka bir yerinde, bakın Ahmet Hocam'ın cümlesine geliyorum. Şimdi Türk dilinde diyor ki Türk cümle yapısını zorlayan anlamlar. Burada Türk cümle yapısını zorlayan hiçbir şey yok. Tam tersine bir gramerleşme var. Gramerleşme demek basitten zaten karmaşaya gitmek zorunda. Eğer 700 yıl önceki dil 1400 yıl sonra hala aynı cümle yapılarına, hala basit cümle yapılarına sahipse zaten bir problem var. Complexity dediğimiz şey, yani dil bilimin en temel parçası. Dolayısıyla bu bağlamda, hani bilmiyorum, bunu makale yapıyor, öyle bir özürlü bir adamımdır. Yani çok bulurum bir şeyler buluştururum ama yazmam. Böyle bir problemim de var maalesef. İnşallah bunu yazarız artık. Yani yazmak istiyorum bunu en azından. Daha geniş, mesela sonradan Rus dilinde bir arkadaşım var, ona danıştım. İlginç bir şekilde Rusça'da da varmış aynı yapı. Ve ikisi de Slav dil, dolayısıyla lehçe ve Rusça. Ha, bunun tipolojik bir etkisinin eski Türkçe üzerine olabileceğini ben sanmıyorum. Slavlarla tarihi Türk dilleri arasında bir bağlantının, bu ne diyeyim, son moda deyimiyle kod kopyalama gibi bir şeye düşünmek bile istemiyorum. Çünkü unuttuğumuz bir şey var. Ya bütün insanlık gramerleşmeye sahip zaten. Herkes grameri... Elbette. Ya bugün Türkçe'de maktayım diye bir şimdiki zaman kullanıyoruz. Doğru mu? Aynı formülasyon Hollanda dilinde de var. Ne yapacağız? Aynısı. Ma. Bulunma eki. Ve şahıs. Yani. Dolayısıyla yani biz bir şeyleri
hep şunu karıştırıyoruz. Dilin kendisi arbitrary. Ama serüveni ortak zihin, ortak antropolojik kodlar, düşünce yolları kesinlikle birçok konuyu çözmemize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. 1200 kilometreye bunun için geldim. İnşallah işe yaramıştır. Faruk Gökçe'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Yani 1200 kilometreyi yol almasına değmiş, harikulade, muhteşem bir mevzuyu ifade etti. Söylediğim gibi gerçekten ele aldığı mevzuları didik didik, iğneyle kuyu kazarcasına yıllarca düşünür, yıllarca malzeme biriktirir ve sonunda yazmaz. Evet, sonunda yazmaz. Yani şimdi böyle bir paneli organize edeceğimi söylediğimde, ya evet, sizi de düşünerek öğrencilerin sıkılmaması için daha genel konular olsun diye rica etmiş olmama rağmen, hayır dedi, ben bunu sunacağım dedi. Burada sunduğu mevzu hakikaten dünyanın herhangi bir üst seviyedeki akademik Türkoloji toplantısında bir bildiri olarak sunulabilecek bir konu. Ve burada sunmuş olduğu için biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu bir. İki, ya bu moderatörlük işini ben çok sevdim. Gerçekten sevdim. Hiç strese girmedim. Mehmet abi, gerçekten çok iyiydi. Arkadaşlarım, hocalarım konuştu. Ben de keyifle burada dinledim. Evet, orada dinledim. Biz bunun ikincisini önümüzdeki hafta Cuma günü İnönü Üniversitesi'nde Malatya'da gerçekleştireceğiz. Tabii fotoğrafları Facebook'tan paylaşırım. Size de ben teşekkür ediyorum. Bu vakte kadar gerçekten beklediğiniz için. Sorularınız varsa, katkılarınız varsa, söylemek istedikleriniz varsa hocalarımız sorularınızı da almak isterler. Tabii buyuruz. Vaktinizi almayacağım. Faruk kardeşim, biz kardeşiz, o yüzden ismiyle hitap ediyorum. Faruk Bey değil, Faruk diyorum. Faruk'un dediği şeyler, yani ben onlarca kitap gördüm, onlarca bu alanla ilgili, hatta bu okuyuşla ilgili 20-30 farklı okuyuş sayabilirim. Hiç bu kadar etkilenmemiştim. Estağfurullah. Yok, gerçekten. Estağfurullah. Hani şimdi küçük tepmedim. Şimdi ben Shandong diyorum, Shandong yanlış anlaşıyor. Şu anda Çin'de Shandong diye bir ova var ama o çok kuzeyde. Hebei. Evet, bizim burada kastedilen Shandong, Pekin'in güneyinde Hebei. Evet. Çince telaffuzuyla Hebei diye bir ova var. Oraya zaten ulaşmaları mümkün değil. Öbür taraftan dediği de Tibet. Aslında anlamın gelişinden doğru. Sadece buna bir ad koymak lazım. Teşekkürler Faruk Hocam. Ya. Çok daha etkilendirmişsiniz. Bir şey ilave edeceğin herhangi bir şey. Ben tekrar özür diliyorum Mehmet Hocam. Babansın. O kadar hayranıydım ki hep ismi ben de belki bir anı olarak hep böyle. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Buyurun, hocam buyurun. Ferru hocam, Anadolu'da aslında buna benzer bir şey kullanılıyor, tabir kullanılıyor ama ne kadar doğru bilemiyorum. Mesela vara yazdım, düşe yazdım gibi bir kullanım var Anadolu'da. Tabii. Bilmiyorum bunun şeyini karşılığında. Yani ben orada söylemeyi unuttum. Bir de Erhan hocamın dikkatine şunu sorayım. Ya zaten Köktürk metinlerinde az kelimesi geçiyor. Eğer azı kullanacak idiyse zaten kiçiği kullanmazdı. Yani anlatabiliyor muyum? Az var, evet. Bir de öyle bakmak lazım yani. Hani zaten Ahmet hocamın, yani tabii ki bir görüştür. Çok güzel bir görüştür. Ama zaten görüşleri çürütülmek üzere vardır yani. Onlar çürütüldükçe güzeldir. Yani çürüttüğümü ifade etmek istemiyorum, yanlış anlaşılıyor. Yok, çürüttüm. Biz buna şahit olduk. Şahit olduk biz buna. Evet, başka sorusu olan. Buyurun. Evet. Kaplumbağa'nın simgelediği
Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere bu milletlerin kültüre bakışıyla alakalı.